Günaydınlar, hoş geldiniz 24 ekranlarından. Nurki Özker ben, Analiz Sentez programı ile karşınızdayız. 2 saat boyunca birlikte olacağız. İç dış politikada, ekonomide ve siyasette neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Ve her sabah olduğu gibi önce Ankara'ya gideceğiz. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter bizleri bekliyor. Melik Yiğiter, günaydın, hoş geldin yayına. Günaydın, merhabalar sevgili Nur, iyi yayınlar, teşekkür kolay gelsin. Ederim. Sağ ol, sana da kolay gelsin. En sıcak gelişmeyle başlayalım istersen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği mesajları konuşalım. Barış ifadesini özellikle sık sık vurguladığını görüyoruz. Dün de yineledi. Barış atmosferinde çözülmeli bu problem diye. Başka neler söyledi? Hangi mesajları ön plana çıktı? Detayları senden dinleyelim. Evet, yani senin de söylediğin gibi meselenin barış yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade etmesi oldukça önemli ve bunu Kiev'de söylemesi de ayrıca önemli. Bu bütün dünya kamuoyuna ve aslında Rusya'ya da açık bir mesaj. Yani bir çatışma ve savaşın sadece taraflara değil bölgeye de çok ciddi anlamda kaybettirecekleri var. O bakımdan da bunun diyalog ve barışla pekala çözülme ihtimali ve şansı var. Bunun kullanılması gerektiğini özellikle vurguladı. Onun dışında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurgulaması da önemli. Çünkü daha önce de seninle konuşmuştuk. Özellikle Donbas bölgesinde bir özellik olabileceğine dair tartışmalar vardı. Ağırlıklı Rusların yaşadığı bölge. Ama Ukrayna bunun toprak bütünlüğüne halel getireceğini söylemişti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgusu önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve aslında çerçeveyi de çizdi. Yani barış yoluyla diyalogla çözülmesi gerektiğini söyledi. Bunu söylerken de iki tane aslında önerisi var. Bu önerilerden bir tanesi pekala liderlerin görüşmesi şeklinde olabilir ve biz Türkiye olarak buna ev sahipliği yapmaya hazırız dedi. Yani Putin ve Zelenski'yi bir masada oturtmak, bir masa etrafında toplamak ve Türkiye aktif olarak arabulucu rolüyle bu barışı sağlayabilir dedi. Liderlerin görüşmesi. Liderlerin bir araya gelmek istememesi ihtimaline karşılık da Kiev-Moskova hattında eğer bir barışa karar verilirse, yani çatışma ve savaş ihtimalini ortadan kaldıran ve meselenin iletişimle, diyalogla çözülmesi gerektiği tezi öne çıkarsa, hı hı, doğal olarak bu sorunların teknik çözümü gerekiyor. Yani hem işte Donbas bölgesi, hem Kırım'la ilgili mesele, hem Ukrayna'nın NATO'ya girip girmemesi meselesi, bütün bunlar çok flu alanlar ve iki taraf arasında gerilime yol açan başlıklar. Erdoğan bunun buna ilişkin de önerisi var. Diyor ki biz teknik görüşmelere de ev sahipliği yapabiliriz. Yani iki lider hani velev ki bir masa etrafında toplanmayıp daha alt düzeyde görüşmelerin başlamasına karar verirse, örneğin dışişleri düzeyinde, doğal olarak bu meselelerin halledilmesi için de bir mesai harcamaları gerekiyor. Hangi konular çok temel sorun ve çözülmesi gerekiyor? Hangisi işte ivedilikle çözülmesi gerekiyor? Ve nasıl bir yol ve yöntemle? Bunun için bir çerçeve gerekiyor ve doğal olarak da bu teknik görüşmeler anlamına geliyor. İşte bu teknik görüşmelere de ev sahipliği yapabileceğini söylemesi oldukça önemli. Çünkü biliyorsun özellikle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmanın çözümü konusunda Türkiye ve Rusya devreye girmiş. O barış sağlanmıştı ve sonrasında da başta Karabağ meselesi olmak üzere bu sorunları çözümüne dair teknik görüşmelerin başlamasına karar verilmişti. O teknik görüşmeler için de Rusya benzer bir öneri yapmıştı. Yani Ermenistan ve Azerbaycan arasında bu teknik görüşmelerin yapılması konusunda biz ev sahipliği yapabiliriz demişti. Ama Rusya hem Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev hem de Ermenistan Başbakanını, Cumhurbaşkanını aynı masa etrafında toplamıştı ve sonra da o teknik görüşmeleri de ev sahipliği yapmıştı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi o. Yani hem isterlerse liderlerin görüşmesine ev sahipliği yapabiliriz. İsterlerse teknik görüşmelerin de teknik görüşmelere dair sürecin de ev sahipliği yapabiliriz demesi bir anlamda aslında Türkiye'nin ajandasının da çok net olduğu,
çatışma savaşı istemedi ve her halükarda bu meselenin barışla çözülmesi gerektiğine dair Ankara'nın notu birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aslında uluslararası kamuoyunda not düşüldü. Bu oldukça önemli. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti ve Türkiye'nin bu problemin çözümünde aldığı konum nasıl yansıdı uluslararası medyaya? Neler yazılıp çizildi? Vallahi bir kere görüşme öncesinde de seninle konuşmuştuk. Erdoğan'ın bu ziyaretin çok çok önemli olduğu uluslararası basın tarafından da yazılıp çizildi ve özellikle hem Avrupa Birliği hem de Amerika'dan dikkatle izlendi. Erdoğan bu ziyaretle ne yapacak, hangi mesajları verecek ve bunu sağlayabilecek mi diye. Bir kere Zelenski'nin Türkiye'nin arabulucuna teşekkür etmesi önemli bir not. Evet. Yani bu aynı zamanda Türkiye'nin arabulucunu onaylama anlamına da geliyor zaten. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediklerine ilişkin de herhangi bir itirazı olmaması net bir şekilde biz Türkiye'nin bu arabuluculuğundan dolayı çok mutluyuz ve çok teşekkür ederiz demesi önemli bir not ve bu uluslararası kamuoyu tarafından da dikkatle izlendi. Onun dışında Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price bu ziyareti değerlendirdi ve dedi ki Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinin ve bölgesel istikrarın sağlanması. Yani bölgesel istikrar derken de tabii Rusya ile yaşanan gerilimi kastediyor. Bu istikrarı güçlendirmek konusunda Türkiye'nin önemli bir rolü var ve biz bu rolü önemsiyoruz diyor. Ve aslında eğer hani Amerika'da samimi ise biraz daha Türkiye'nin önünü açar ve bu süreç hızlanır. Şimdi tabii doğal olarak bundan sonra Putin'den gelebilecek adım bekleniyor. Yani evet. Putin'in ne söyleyeceği, bunu nasıl değerlendireceği ve özellikle Türkiye ziyaretine ilişkin takvim netleştirip netleştirmeyeceği ya da takvim netleşene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında bir telefon görüşmesi olup olmayacağı bütün bunlar süreci belirleyecek faktörler olacak. Ama sonuç itibariyle bu gezi ve sonuçları dünya kamuoyu tarafından da ilgili izlendi. Ve tabii yine önemli bir not. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dönerken gazetecilere de açıklamalar yaptı. Muhtemelen gün içinde biz o açıklamaları da göreceğiz. Açık programların dışında Zelenski ve Erdoğan arasındaki o ikili görüşmenin detaylarını da öğrenme şansımız olacak. Yani hem bu çatışma çözümüne dair çerçeve, hem Kiev'in fikri tam olarak ne ve Zelenski nerede duruyor ve Türkiye bunu nasıl kotarabilir, ne kadar kotarabilir, onu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla bizim görmemiz ve net bir şekilde anlamamız mümkün olacak gibi görünüyor. Fransa basınında da bazı açıklamalar yer aldı. Melike Yiğiter, Fransa biliyorsun başta çekimserdi. Şimdi biraz da artık böyle kriz tırmandıkça işte hani biz de barışçıl çözüm istiyoruz gibi daha böyle orta yolda bir yol izlemeye çalışıyor. Fransa basını da Türkiye için şu ifadeleri kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan için. Diyor ki eğer çabaları başarıyla sonuçlanırsa NATO'daki statüsünü de yükseltecek Türkiye gibi de bir ifade kullanıyor. Şunu da çok ABD doğru. ile olan ilişkiye de bağlıyor. Hani eğer çözebilirse Türkiye'nin Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler de olumlu seyredebilir gibi analizler de yer aldı Fransa basınında. Bu analizlere ne dersin? Ya bence doğru analizler. Yani Türkiye'nin bir kere bu oyun kurucu özelliği aslında uzun süredir biliniyor. Yani bölgede biliniyor, en azından Orta Doğu'da oynadığı rol ve özellikle bir takım bölgelerdeki meselelere dair öngörüsü, ortaya koyduğu vizyon ve çözüm önerileri bir kere hani kabul edilmiş durumda. Şimdi burada çok daha somut bir durum ve aslında doğrudan NATO'yla da ilişkili bir meseleyle karşı karşıyayız. Evet. Yani mesela eğer Rusya-Ukrayna arasında bir çatışma çıkarsa BM'ye de NATO buna müdahil olacak mı? Ne kadar müdahil olacak? Şimdi bu süreçte bu soruların cevabı önemli ve bu tartışmalar devam ederken doğal olarak çok aktif bir pozisyon izleyemedi. Ne BM, ne NATO, ne de Avrupa Birliği üyesi ülkeler, daha çok Amerika ekseninde bir politika ve çizgi izlendi. Tabii bu da hani çözüm yaratmadı. Bu nedenle de bir takım analistler
problemlerin çözümü konusunda özellikle uluslararası kurumların ve Avrupa Birliği'nin çok ciddi roller oynayamadığı tespitine yol açtı. Şimdi Erdoğan bunu sağlarsa aslında hem evet NATO'nun bir NATO üyesi ülke ve NATO'da ikinci büyük orduya sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye öyle bir ülke. Yani NATO'nun sadece NATO üyesi değil, NATO'nun en evet. önemli ülkelerinden bir tanesi. 2-3 ülkesinden bir tanesi. Ve doğal olarak şimdi bu rolü ortaya koyduğunda hem NATO'daki etkinliği ve önemli bir aktör olduğu ortaya çıkacak. Hem bölge açısından Ned Price'ın da söylediği gibi bölgesel meselelerin çözümü konusunda oynadığı rol, istikrarın sağlanması konusunda oynadığı rolün önemi dünya tarafından daha iyi kavranacak. Hem de aslında belki de Avrupa Birliği de böyle bir partneri hala kapının dışında evet. bekletmenin ona bir maliyet ürettiğini farkına varabilir. Çünkü Avrupa Birliği toplamda çok büyük bir sorunları çözemiyor. Son dönemde iyi sınavlar veremiyor. Bir kısır döngü içinde ve bu kısır döngü içinde çözüm üretemiyor. Acaba yeni bir üyeyle, yeni bir yazılımla bunu sağlayabilir mi tartışmaları da var ki Erdoğan diyor ki bu kısır döngüden Türkiye'yi üyeliğe evet. alarak çıkabilirler diyor. Beraberinde bu da tartışılabilir. Yani Türkiye oynayacağı rolün uluslararası anlamda birçok sonucu olacak. Evet, bu değindiği nokta o kadar önemli ki Melik İtel gerçekten özellikle son yıllara baktığımızda ya şu problem çıktı da AB onu çözdü diyebileceğimiz bir tane bile örnek yok. Yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık hayır, bu noktada. Hayır yok. Maalesef. Hayır yok Nur ve bizim bunu en somut örneğini hatırlarsın pandemi sürecinde gördük. Koronavirüs evet. sürecinde İtalya'da, İngiltere'de, Fransa'da insanlar sokakta işte can çekişirken işte aslında bırakın yani onu bir maske bulamazken maske yok maske. Evet. Yani Türkiye birçok ülkeye uçak kaldırdı ve maske dağıttı. Ve o dönem hatırlar mısın İtalya özellikle biz pandemi sonrası Avrupa Birliği'nden çıkmayı tartışabiliriz dedi. Evet. Ve bu ciddi bir şekilde tartışıldı. Keza Fransa'dan Avrupa Birliği ne kadar işe yarıyor ve ne işe yarıyor tartışması başladı. İngiltere zaten Brexit süreciyle birlikte Avrupa Birliği'nin dışında kaldı ve İngiltere'de de bunun ne kadar haklı bir karar olduğu tartışması başladı ve doğal olarak bütün bu tartışmalar çıktığı nokta tam da senin dediğin. Yani Avrupa Birliği bugüne kadar neyi çözdü, neyi ne kadar çözebilir? Bundan evet. sonra bu çıkmazdan nasıl kurtulabilir? Bence o tartışmalar hala geçerli. O tartışmalar hala devam ediyor. Çünkü hala ortaya çıkan sorunların çözümü konusunda Avrupa Birliği çok ciddi bir efor ve ciddi bir çözüm evet. ortaya koyamıyor. Maalesef. Devam edelim. Dış politikada neler olup bitiyor diye bakacağız. Yunanistan'ın işlediği insanlık zulmü, insanlık suçunu konuşalım. Bu konuyu konuşurken benim çok asabım bozuluyor. 19'a yükseldi can verenlerin sayısı. Evet. Neler söylersin diyeceğim Melik Yiğiter. Ne söylenebilirse artık Yani siz de konuşurken ben baktım hani sayı ne? Evet 19'a çıktı fakat bu sayının 19'a çıkma 12 idi 16 oldu evet. 19 oldu böyle seyretti. En korkuncu sevgili Nur bu insanların donarak ölmesi. Yani İpsala'dan geçerken Yunan askerleri tarafından işte üstündekiler çıkarıldı işte ayakkabılar dahil evet. Ve o soğukta bunların öleceğini bile bile. Direkt ölçsünler diye yapıyor zaten. Yani. Tabii ki yani onu bilmemeye imkan yok. O soğuk havada siz onları çıplak soyup hadi gidin demesi demeniz onları bir ölüme terk ettiğiniz anlamına geliyor zaten. Evet evet. Ve bunu ben kastı yaptığını düşünüyorum. Yani diyor ki aslında mesaj veriyor diyor ki diğer göçmenlere bakın siz de denerseniz sonunuz böyle olur. Evet, ölürsünüz evet. diyor. Yani onlar üzerinden aslında bir mesaj da veriyor. Çok net bir şekilde, çok vahşice. Daha önce hatırlarsın göçmenlerin botlarını böyle şişlerle delerek boğulmalarına yol açtı. Yine Yunan hücum botları yaptı bunu. Görüntüleri de var, hafızamızda da canlı duruyor. Yani bu Yunanistan'ın bu vahşeti karşısında evet. Dünyanın sessiz kalması, özellikle her konuda işte
insan hakları meselesine dair ahkam kesen Avrupa Birliği burada susuyor. Evet. Bunun ne kadar çifte standart ve ne kadar hakikaten insanlık açısından kocaman bir soru işareti taşıdığı gözümüzün önünde. Ben o fotoğraflara evet. bakarken cidden irkildim. Hakikaten irkildim. Yani böyle yol kenarına itilmiş ölü bedenler ve onlar insan. Yani onlar insan. İki tane böyle bırakın insanı hayvana bile yaptığında dünya ayağa kalkmıştı. Evet. Hatırlar mısın? Birinci Körfez krizinde bir karabatak, petrola bulanmış bir karabatak için dünya ayağa kalktı. Evet. Burada biz canlıdan, insandan bahsediyoruz ve 19 tane can Yunanistan olarak katletti. Bunun Türkçesi bu, katletti yani. Evet. Onları ölüme terk etti ve maalesef yani uluslararası kamuoyundan da ses yok. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nden de ses yok. Avrupa Birliği'nde de ses yok ve Yunanistan bunu yapmaya devam ediyor. Maalesef bunu yapmaya devam ediyor. Bu tam anlamıyla bir insanlık suçu. Evet. Ya korkunç bir şey. Ve şu anda mesela ben konuşurken ekrana geliyor. Yani hakikaten hani böyle bir insanlık dramı, ölümle pençeleşmesi ve burada tabii elbette Türkiye'nin ve doğal olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını teslim etmek lazım. Evet. Yani Nur, eleştiri başka, muhalefet edebilirsiniz ama uluslararası arenada Türkiye'nin onurunu koruyan ve hakikaten Türkiye'nin haysiyetini koruyan ve meydan okuyan bir lider Erdoğan. Yani New York'ta BM Genel Kurulu'nda ailen bebeğinin fotoğrafını alıp BM Genel Kurulu'nda dünya beşten büyüktür diye bağıran, bu sizin eserinizdir diye bağıran bir liderden bahsediyoruz. Onun dışında da ikinci bir tanesi çıkmadı. Çıksın onu da burada konuşalım. Çıksın onu da burada alkışlayalım. Çıksın onu da burada taltif edelim. Ama çıkmıyor. Çıkmıyor. Yani bir tane Erdoğan ve sürekli bu küresel sisteme yanlışla meydan okuyor. Sürekli bağırıyor anne bak kral çıplak diye. Fakat hani tek başına işte gücünüz nereye kadar yetebilir ya da siz ne kadar şey yapabilirsiniz? Türkiye elinden geleni yapıyor. İşte 4,5 milyon göçmeni ev sahibi yapıyor. Bırakın bu görüntülerin benzeri, bu görüntülerin milyondan biri bile yaşanmadı bu ülkede. O yüzden de hani hakikaten bir insanlık dramı, bir insanlık suçu. Ve dünya maalesef ama maalesef şu anda an itibariyle yayına girdiğimiz şu saat itibariyle saatlerimiz 09:17, dünya hala evet. sessiz. Melik Yiğiter, o Batı hayranı olan, her durumda Avrupa'yı örnek almaya çalışan ve bunu dillendirenler biraz Yunanistan'ın Milli Marşı'nda yer alan ifadelere baksınlar. Aslında Yunanistan'ın eylemlerine baktığımız zaman da çok da şaşırmıyoruz. Şöyle bir ifade var: derin okyanus işte böyle oğuldasın isterdim ve dalgasında boğulsun her Türk tohumu, kanlar, kemikler vesaire. Yani bir milletin Milli Marşı'nda nasıl böyle ifadeler yer alabilir mesela? O kadar zihniyetinin yansıması ki Milli Marşı bile böyle olan bir milletten bahsediyoruz. Ne kadar ırkçı ve ne kadar faşistçe, değil mi? Evet. Evet. Yani evet ve bunlar, yani en kötüsü de bunlar işte Aristo'nun, Platon'un torunları. Yani evet. dünyada felsefenin kurucusu antik Yunan. Bu Aristo'nun ve Platon'un torunları bugün bunu yapıyor. Demokrasinin filizlendiği yer antik Yunan. İşte doğrudan demokrasi dediğimiz, daha sonra temsili demokrasi dediğimiz. Fakat bugün berbat bir sınav veriyorlar. Ya kusura evet. bakmasınlar. Evet. Ama hakikaten çok kötü bir sınav veriyorlar. İnsanlık adına, demokrasi adına bir utanç. Gerçekten bir utanç. Maalesef. Yani bu göçmenler meselesinde kötü sınav veriyorlar. Türkiye ile sorunları çözümü konusunda kötü sınav veriyorlar. Silahlanma konusunda kötü sınav veriyorlar. Çok kötü sınav veriyorlar. Ve sürekli böyle Türkiye karşıtı üzerinden içeride bir siyaset dizaynı. Böyle hani türbinlere oynamak, popülist söylem falan. Ne halde olduklarını da görülüyor. Yani evet. Şimdi ciddi bir ekonomik kriz Almanya'nın da adına yetişmeseydi onların belki bugün Yunanistan diye bir yer olmayacaktı. Evet. Fakat hani ısrarla bunu sürdürüyorlar. Özellikle göçmenler meselesinde. Burada uluslararası kamuoyu ve uluslararası hukukun yapması gereken şeyler var sevgili Nur. Onlar müdahil olacak. Bunun başka yolu yok.
Ben hep şey derim mesela, bir insanın nasıl biri olduğunu, nasıl anıldığından anlarız. İşte Melik Yiğiter deyince benim aklıma ne geliyorsa, iyi şeyler mi uyanıyor bende, kötü hatıralar mı canlanıyor? Hani onu gösterir. Tarihte gerçekten Yunanistan'ın ne kadar cani olduğuyla hatırlayacak diyelim. Veda etmeden önce de... Maalesef, maalesef. Siyasete de bakalım, siyasette neler olup bitiyor diye. Dünün yine en önemli konularından biriydi. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için Meclis Hazırlık Komisyonu toplandı. Ve dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alındı. Şimdi bu karar biraz şey, evet, yanlış anlaşıldı galiba. Hani tamamen kaldırıldı gibi düşünüldü ama zannediyorum bunun daha vakti var. Hayır. Birkaç aşama var daha değil mi Melik Yiğiter? Var. Var. Var sevgili Nur. Doğru söylüyorsun. Sanki abi dokunmazlık kalktı tamam falan gibi yorumlar yapıldı. Doğru değil. İşte meclis iş düzü bu konuda çok açık. Anayasa çok açık. Bir milletvekili dokunmazlığın kalkmasının yol ve yöntemleri var. Şu anda aşamanın yarısı kat edildi. Yani meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu, evet, bir hazır komisyon kurulmasına karar vermişti. Bir alt komisyon niteliğinde bu. Yani hukuki anlamda böyle ifade edebiliriz. Şimdi bu dokunulmazlığın kalkmasına karar verdi. Şimdi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gelecek. Yani asli komisyona, ihtisas komisyonuna gelecek. O komisyonda yeniden müzakere edilecek ve isterse o vekil tekrar orada savunma yapacak. Evet. Müzakereden sonra bir de Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda oylama yapılacak. O oylamada da evet çıkması durumda, yani Semra Güzel'in dokunulmazlığı tamam kalksın dendiği anda dosya bu kez Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Meclis Genel Kurulu'nda da bu tekrar müzakere edilecek. Tekrar isterse milletvekili genel kurulda milletvekillerine dönüp savunmasını yapabilecek. Ve ardından da genel kurulda da oylama yapılacak. O genel kurulda da oylamada evet çıkması durumunda Semra Güzel'in yargılamasının yolu açılacak. Bak burası, evet, da önemli. Çünkü orada da hata yapılıyor. Sanki milletvekili düşürülmüş gibi. Hayır, milletvekili, evet, düşürülmedi. Evet. Dokunulmazlığı kalktı. Yani sadece yargılanmasının önündeki engel kalktı. Semra Güzel gidecek, yargılanacak. Mahkemeye hesap verecek. Eğer ceza alırsa ve o ceza milletvekili seçilmesine engel nitelikteyse o zaman işte hüküm genel kurulda okunuyor ve genel kurulda okunduğu andan itibaren de vekili o zaman düşüyor. Yani şu anda yapılan şey Türk adaletine, Türk yargısına gidip hesap vermesinin yolu açıldı. Yapılan şey bu. Peki. Teşekkür ederiz Melik Yiğiter değerlendirmelerin için. Pazartesi günü devam kolay ederiz gelsin, kaldığımız yayınlar. Yerden. Teşekkürler. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter değerlendirmelerini aktardı. Neler konuştuk? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini konuştuk. Dün Ukrayna'daydı. Günübirlik bir ziyaretti. Verdiği mesajlar önemliydi. Barışçıl yollarla çözülmesi gerekiyor dedi Rusya-Ukrayna krizinin ve bu konuda da Türkiye'nin üstüne düşen her şeyi yapacağını söyledi. Uluslararası medyaya nasıl yansıdı bu durum? Değerlendirmeleri konuştuk. Ned Price'dan gelen açıklamalar oldu. Türkiye'nin istikrarı, bölgedeki istikrarı güçlendirdiğini bir kez daha vurguladı. Öte yandan Fransız basınında da yer aldı bu mesele. Fransız basınında da Türkiye'nin bu meseledeki çözümün ardından NATO'da nasıl bir pozisyon alacağı ile ilgili yorumlar yapıldı. İkinci blokta da yine iç dış politikada ve ekonomideki yansımalara bakacağız diyelim ve haydi reklama gidelim. Tekrar hoş geldiniz 24 ekranlarına. Televizyonu yeni açanlar için bir kez daha günaydın diyelim. Devam ediyor Analiz Sentez programı. Konuklarım olacak, sohbet edeceğiz uzun uzun. Peki kimler bizimle? Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ yayın konuğumuz olacak. Hakan Hocam günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Nur Hanım. Teşekkür Bey'i ederim. De görüyorum. Ona da selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, günaydınlar. Ve Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş bizimle. Tonguç Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz. Günaydınlar. Hocama da günaydın diliyorum. Selamlarımı iletiyorum. Selamlar. Güzel bir hafta kapanışı olur. Evet. İnşallah diyelim. Teşekkür ederiz. O zaman hemen başlayalım. Tonguç Hocam sizinle başlayalım. Dün merakla bekleniyordu. Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Biraz da beklentinin üstündeydi. Neredeyse iki katına, yani %50'lik bir artış oldu. Hem nasıl değerlendiriyorsunuzu soracağım. Hem piyasalarda sert iniş çıkışlara sebep olduğu piyasalarda nasıl bir seyir var sizinle onu da konuşalım.
Şimdi enflasyon hani bizim içerideki piyasaya işte borsa bakarsak hani açıklandığı saat dilimi içerisinde kur hareketi hatta bunun belki olası tahvil faizlerine etkisi ben nötr gördüm. Yani burada hani piyasa konuşacaksak enflasyonla ilgili böyle bir yüksek sizin bahsettiğiniz gibi beklentinin üzerinde bir enflasyon geldi ama kur yukarı gitti işte borsa çöktü gibi falan olmadı. Böyle bir şey olmadı. Ama hani günün devamında işte merkez bankaları vardı Avrupa'dan İngiltere'den Rusya'da ve özellikle yurt dışı piyasalarda bir nebze negatiflik falan borsada bir geri çekilme oldu o ayrı bir konu ama enflasyonda şöyle bir durum var tabii Sayın Bakan da ifade etti artık hepimiz Aralık ayı ve Ocak ayına baktığımızda yani kur hareketinin zirve yaptığı ve bu kur korumalı sisteme doğru geçiş aynı zamanda yeni ekonomik program uygulamalarının devam ettiği sürede aşağı yukarı %25 enflasyonu değil mi? Hepimiz görüyoruz yani son iki ayda yedik aslında yani son iki ayda bu enflasyon inmesi daha hızlandı. O zaman bence burada kur hareketini çok net zaten üfede görüyoruz. Bizim açımızdan yani küresel enflasyonun haricinde bizim açımızdan da çok net etkisi var. Yani bu işte benzin fiyatlarına, efendim vergilendirmeye, enerji fiyatlarına falan her şeye yansıdı. Şimdi bu aşamadan sonra demek ki kur hareketi bizim için yine önemli olmaya devam edecek ama aynı zamanda küresel enflasyon da bizim için önemli olacak. Yani dünkü enflasyonu değerlendirsek 409 ürün kalemi var enflasyon içerisinde. Bunun 354 tanesi yani %87'sinin fiyatı artmış. Giyim ayakkabı haricinde enflasyon başlıkları içerisinde azalan bir şey yok. Hani baktığımızda bir başlık yok. İşte üfe tarafı %93, tüfe tarafı %48. Şöyle düşünebilirsiniz. Hani kötü taraftan baktığınızda böyle ivmelenen, hızlanan ve hız kesmeyen bir enflasyon var. Ama bahsettiğim gibi son iki aylık bu %25'e yakın olan yükselişin neden kaynaklandığını işte gıda, mevsimsellik, enerji fiyatları, kur hareketi diyoruz ve bunun geçişi sonrasında eğer bir geri çekilme olacaksa hani Sayın Bakan ifade ettiği gibi biraz da aslında bence yaz aylarını işaret etmesi de çok daha doğru oldu. Orada da bu gerçekleşmelerin sönmesi, erimesi diyelim veya normalleşmesi ve yurt dışındaki enflasyonun da geçen yılın enflasyonundan farklı olarak bize katkı sağlaması gerekiyor. Bu olursa yani ne olur? İşte 55 olur, 57 olur, 53 olur. Mesela Şubat, Mart, Nisan'da bu kadar hızlı yükseleceğini düşünmüyorum. Ve sonrasında bir sönmeyi biz enflasyonda görürüz. Ama burada o 3-4 ay içerisinde belki onu da konuşuruz. Hani bu dövizden TL'ye geçiş, bu sırada dış ilişkilerimizde ben geçen hafta da bunu söyledim. Gerçekleşmenin Türkiye fon akışı ve bunun kura etkisini vesaire görürsek o zaman işte senaryomuzun hani bakanın dediği gibi o 17 ayımız kaldı bu program içerisinde meselesinin gerçekleşmelerini görürüz. Yoksa dünkü enflasyon şunu dememiz lazım işte yükseldi yani kötü bir görüntü içinde ama işte görüyoruz ki piyasa etkisi yani fiyatlama açısından sıfırlı. Dolayısıyla biraz ben enflasyona böyle bakıyorum. Hani en kötü iki ayın bence geride kaldığını söyleyebiliriz. Zirve oluştu mu? Bunu söylemek için erken ama en kötü iki ayın geride kaldığını söylememiz gerekiyor diyerek en azından enflasyon yorumu yapayım. O zaman siz geri çekilmeye de ihtimal veriyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani artmamasından ziyade fiyatların bir yerde sabitlenmesinden ziyade geride çekilebilir. Şimdi eşyanın hani tabiatına baktığınızda şimdi bizde kur hareketi onun için söyledim yani belli bir seviyede kalıp aşağı doğru inmelenmesini planlıyoruz değil mi? Yani ekonomik programımız içinde üretim, büyüme, istihdam diyoruz bunun geri dönüşünü görecek diyoruz. Bir üçüncü başlıkta küresel enflasyon da kalıcı olmaya devam edecek ama bence yılın ortasından sonra artık orada da bazı fiyatlamaların merkez bankalarının hareketlerine baktığımızda geri çekileceğini düşünüyoruz. Böyle bir ortamda yani bunun tekrar %70-80 bu senaryo içerisinde gitmesini beklemektense işte %30-40 arasında bir yere doğru yıl sonunda hani ister baz etkilerini görürüz ister mevsimsellik etkilerini buraya doğru evrilmesini beklemek çok daha şu aşamada mantıklı gözüküyor. Siz ne dersiniz Hakan Hocam?
Yani Tonguç Bey'in söylediklerine ek olarak, şimdi hem de onun söyledikleri üzerinden ondan esinlendiklerim, ya bazı mesela ne gibi tespitler yapabiliriz burada? Bir, bana göre beklentinin, yani belki anketlerde 46'lar falan daha fazla telaffuz edildi ama bana göre beklentilerin aslında biraz altında bile kaldı denilebilir. Onun da nedenleri de var. Yani aslında 50 civarında bir yerde bekliyorduk, 13,5 gibi bir yerde gelmesini. Biz kendi açımızdan mesela hesap ediyorduk. Bizim Alaaddin Aktaş'ın filan hesapları da onu gösteriyordu. Tabii ki bunlar tahmin ve yapılan zamlar üzerinden tahmin ettiklerimiz. Yani bunların hiçbirinin kesinliği yok. Yani onun için niye böyle çıktı, burada kalem oynatıldı anlamında bir şey demiyorum. Ama nedenleri var. Nedir? Mesela 2022'de bazı ağırlıklar değişti enflasyon kaleminde. Yani enflasyon sepetini oluşturan kalemlerde bazı ağırlık değişimleri oldu. Mesela doğalgazın ağırlığı azaldı. Evet. Elektriğin ağırlığı azaldı 2022 itibariyle. TÜİK bunu her Ocak'ta yapıyor. Bazılarının ağırlığını arttırıyor, bazılarının azaltıyor. Bunu da işte gelişmelere göre yapıyor. Ama şimdi bu Ocak'ta yapılan ve 2022'yi etkileyecek olan ağırlıklarda böyle bir farklılık var. Ve biz ne gördük? Ocak'ta asıl yani hem elektriğe hem doğalgaza zamların geldiğini gördük. Evet. Mesela sigaranın ağırlığı da azaldı. Hani bu önümüzdeki süreçte nasıl etkileyecek onu da göreceğiz. Çünkü bunlar bayağı böyle o küçük şeylerde önemi oluyor. Öte yandan mesela bu ay zam görmeyen otomobilin ağırlığı arttı. Yani şeyde enflasyon sepetinde. Tabii bunların bazıları üfeyi de, yani üretici fiyatlarında doğalgaz gibi vesaire, elektrik gibi üfeyi de etkiliyor. Orada da 93'ün üzerinde bir rakam gelmiş oldu. Diğeri de işte 50'ye dayandı. Hani Tonguç hocamın da söylediği gibi, yani 55 olsa mesela diyelim ki ne olur? Yani bizim hissettiğimizde çok büyük değişiklik olacak mıydı? Yani doğrusu çok da olmayacaktı. Yani 52 çıkmış filan. Yani orası biz bunu zaten bekliyorduk. 3 aşağı 5 yukarı, hani böyle kuyumcu terazisi hassaslığında ölçecek olursak bence beklentilerin biraz altında bile geldi. Ama öte yandan da asıl soru ne olacak? Yani önümüzdeki süreçte ne olacak? Şimdi Sayın Bakan bu konuyla ilgili olarak, hatırlayacağız hepimiz çünkü yakın bir zamanda açıklama yapmıştı. Ocak'ta pik yaparız demişti. Yani Ocak'ta pik olur. Şimdi o yani zirveyi görürüz Ocak'ta enflasyonda demişti. Şimdi o Nisan'a doğru ötelendi. Yani orada da beklenti ki Merkez Bankası'nın son enflasyon raporu da Tonguç Hocam eğer şeyse beni düzeltsin, 45-55 aralığında bir yerlerde epey seyredeceği Ekim'e kadar filan. Ondan sonra Kasım ve Aralık aylarında bir düşüşe doğru geçeceği, yani enflasyonun, bu ifade ediliyor. 23.2'de yıl sonu tahmini veriliyor. Ben şu anda görünen yol üzerinden, biraz önce Tonguç Bey de söyledi, yani 30-40 civarında bir yerlerde yıl sonunu bitirmek daha mantıklı görünüyor. İşte bakıyorum yurt dışındaki tahminler filan da, işte S&P Global'ın bir en son bir şeyi açıklandı. Bu yılın ortalamasını 2022'nin %49 olarak ifade etti. Bu demek ki daha çıkacak enflasyon. Daha sonra düşecekse bir müddet daha çıkacak. Ama ne çıkar? Hakikaten şu anda yani diyelim ki 60 civarına filan belki oralara doğru gelebilir. Fakat bizim hayat pahalılığını hissetmeye devam edeceğimiz bir dönem olacak. Çünkü diyelim ki başka ürünlerde azalmalar da görsek, eğer kurlar böyle olursa orada önemli bir şansımız var. Yani kurlar bu 13-14 aralığına şu anda durdu. Hatta 13,5 civarında böyle biraz yukarı biraz aşağı gidip geliyor. Şimdi öyle durursa biz evet, Türkiye'de enflasyon sadece kur artışına bağlı değil, sadece kur geçişkenliğine bağlı şekillenmiyor ama çok da önemli bir etken olduğunu hepimiz biliyoruz.
yani tüketici güvenine kadar yansıyan bir etken bu. Öyle orada bir istikrara kavuşacak olursa bizim önümüzdeki dönemde enflasyonu aşağı çekme imkanımız var. Ama orası ne kadar öyle tutulacak, orası da hala bir soru işareti gibi görünüyor. Çünkü ister istemez yani önümüzdeki süreçte şimdi 20 Aralık'ta bir adım atıldı. Kur korumalı TL mevduatı işe yaradı. İşte döviz kurlarını belli bir istikrara kavuşturdu. Evet. Ama bunların bir müddet sonra etkileri yavaş yavaş geçecek. Şimdi bazı gerçekler var. Gene tespitlerden devam edersek şu anda politika faiziyle enflasyon arasındaki fark kabaca -35. Yani 35 puanlık bir şey var. Negatif faiz var. Bu sürdürülebilir bir iş mi? Yani bana göre sürdürülemez bir konu. Yani ya işte yan yollara bugünkü gibi gidiyor olacağız. Oradan biraz işi istikrara, rahatlığa kavuşturmaya çalışacağız. Ya da tekrar para politikasına bir şekilde biz geri döneceğiz. Bu da enflasyonu etkileyecek bir konu. Yani bir başka tespitim benim doğrudur. Yurt dışından etki var mı? Var ve devam edecek mi? Tonguç Bey'in söylediği gibi devam edecek. Çünkü navlunda da biz bir düşüş fazla görmüyoruz. Evet. Emtiada da biraz düşüş olacakmış gibi görünürken gene fiyatlar yukarı doğru bir eğilim içerisinde. Avrupa Ama Merkez Bankası'nın büyük kısmı Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan da benzer bir yorum geldi Hakan Hocam. O da işte bu yıl enflasyon beklenenden önemli ölçüde yüksek olabilir dedi. Bu arada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da geldi. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş dün siz Ukrayna'ya gittiniz. Günaydın. Merak ediyorum neler olup bitti diye, ama öncesinde enflasyonu konuşalım. Siz neler eklemek istersiniz? Ya bunu hep söylüyoruz. Ben geçen gün elektrik faturalarından bahsederken... Kendi faturamı örnek vermiştim. Şimdi ortalama elektrikte hakikaten kaç? 69 mu geldi? Artış mı? Evet. Öyle evet, o civarda. 69.97. Tam da biz işte 65-70 galiba. O civara falan denk geliyor dedim. Öyle denk gelmiş. Şimdi bu çok açık. Bu ay o biraz daha tabii geri gelebilir. Bu limitin yükseltilmesinden dolayı. Fakat bizim enflasyonla mücadelenin hem Merkez Bankası hem Hazine Maliye Bakanlığı bunu önceliyor. Bu kurumlar bunu önceliyorsa bu kurumlar bunu başarabiliyor olmalı. Neye bağlı bu? Tabii sadece ikisine bağlı değil. Yani üretim planlaması anlamında Sanayi Bakanlığı'na, Tarım Bakanlığı'na bunların girdileri ve çıktıları, yani alış girdilerini, maliyetlerini sağlayan yurt dışı ithalat kalemleri ve satış fiyatları ya da satış noktalarındaki fiyatlandırmalar, bunları da gören Ticaret Bakanlığı. Yani biraz topyekun bir birlikte bir çalışmayı gerektiriyor. Bu çalışmayı yapmaları için de gerekli mekanizma zaten var bu bakanlıkların. Mesela hani yurt dışında dolar o kadar pahalandı ama mesela bizim cari açığımız arttı. Evet, enerji kaynaklı olanı anlıyorum ama enerji kaynaklı olmayan demek ki bunun satışı var. Satışı varsa ithalatı da olmuş. Bunun tabii içerisinde altın oranı var falan. Bunları ayrıntılarıyla bilmek lazım. Ama insanları bu etkiliyor. Bu ayrıntıları bilmediğinde mesela enerji ve altınsa altın geliyor gidiyor. Yani sonuçta piyasaya bir etkisi yok altının, bir ürünün üretimine bir etkisi yok. Ama biz ithalat, cari açık falan dediğimizde, bunun toplam olarak ithalat, cari açık dediğimizde, arttı dediğimizde, ithalat arttı dediğimizde, insanlar ithalatları çoğalı, bu fiyatlar artabilir deyip kendi fiyatlarına bir iki üç daha ekleme yapıyorlar. Dolayısıyla yani piyasadaki pahalılık algısı artıyor. Hepsinin bir maliyeti var. Ama geldiğimiz nokta şu. Geçen hafta konuştum. Patlıcan. Şampiyon değil mi? Evet. Şimdi bak raflara biraz bakınca her şeyi görüyorsunuz zaten. Ben elektrik faturama baktım. 300 küsür liradan küsürat düşüktü. 500 küsür liraya çıkmış. Biraz yüksek küsürat. Şimdi aklımda değil. Şimdi oradaki şey oranı, artış oranı belli. Markete gidiyorum. Gözüme batıyor patlıcan.
İşte o gözüne batan şey herkesin gözüne batmış. Valla batmayacak gibi değil. Evet aynı. Ve düşmedi de geçen gün de söyledim düşmedi. Takip ediyorum ben hepsini. Ama benim takip etmem sadece olacakları ya da olanı görmek. Olanı etkilemiyor. Ben sadece görüyorum onu o kadar. Yani ben seyirciyim ama bu işin seyircisi olmaması gereken insanlar var. Olmayan insanlar var diyelim. Ve onların ekiplerinin çok iyi çalışması lazım. Bu memleketi kurtaracak olan şey bu. Çünkü bugün sen de az önce söyledin. Avrupa'dan, Amerika'dan. Daha önce biz burada hep konuşuyorduk gene dedim ya. Hani kendi kendimize propagandasını yapmıyoruz. Evet ama şunu da söylememiz lazım. Ya biz burada bir yıldır en azından hani pandemiden çıkış ne olacak ne bitecek filan diye baktığımız zaman Amerika'da, Avrupa'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde efendim bu enflasyon geçici olacak. Sonra geçici gibi duruyor. Sonra geçici olmayabilir. Sonra geçici olmayacak galiba. Sonra geçici olmayacak. Biz bunu da birinci ağızdan söyledik. Evet. Değil mi? Burada bizim ekonomist dostlarımız, arkadaşlarımız Hakan da hatırlayacaktır. Tonguç Bey de hatırlayacak. Kendi sözleri de var zaten. Suyu yavaş yavaş ısıtırsınız ya. Biz gerçekten hani bunun olmayacağını, olmayabileceğini öngören ekonomistlerle bu yayınları yaptık. Bir yıldır. Yani tesadüfi örneklemeyle girip 24 TV'nin internet sitesinden, YouTube kanalından ya sallıyorlar ama böyle propaganda yapıyor Mustafa Kartal'ı şimdi burada. Hadi ben buna bir bakayım dediğinde en fazla 3 tane videoda vakit kaybeder. Bir tanesinde mutlaka bunu rastlatır. Dolayısıyla hani hakikaten burada gerçekleri dile getiriyoruz falan da dediğim gibi biz gözlemciyiz. Evet. O yüzden bu işi etkileyebilecek olanları, etkileme konumunda olanların hem öngörü bakımından hem de müdahale edebilecekleri noktalar varsa müdahale noktaları bakımından biraz daha gayretli olması lazım. Ben hani gayretlidir değildir bilmiyorum. Sonuçta gene bir sonuca bakıyoruz. Şimdi biz bunu peki Ocak'ta düşünmüştük değil mi? Öyle demişti Bakan Bey. Evet Nisan'a Ocak'ta peki. Şimdi Nisan. Şimdi bu şeye benziyor. Enflasyon düşecek, düşebilir filan hikayesine benziyor. Yani bu pik böyle uzayabilir. Geçen sene de Hakan çok iyi hatırlar. Çünkü en çok onun yayınlarında daha fazla bu konulara eğilmiştik. Onun bulunduğu yayınlarda. Hep böyle enflasyonun işte yazın biraz iyi olacağını ama yıl sonuna doğru baz etkisi falan biraz düşebileceğini konuşuyorduk. Ne oldu sonra? Bunların hiçbiri olmadı değil mi? Evet. Neden? Çünkü bizim bu enflasyonumuzu yükselten fiyat artışlarının artışlarını azaltması gereken ekipler bunu başaramadılar. Şimdi bunun olmaması lazım. Neden? Bunu şimdi ben buradan vatandaş gözüyle bakıyorum. Bir de siyasi gözlemci gözüyle bakıyorum. Bunun olmaması lazım çünkü yazın insanlar bir siyasi karar verecekler. Seçim olacak dedim mi? Seçim bir sonraki yaz. Ama onun kararı bir yıl öncesinden verilir. Son 6 ayda, 3 ayda falan çok karar değiştirtemezsiniz yani. Yani evet. O yüzden bu yaz o karar olgunlaşmaya başlayacak. Şimdi yazın bu karar olgunlaşmaya başlarken siz hala yaz ortasında domatesi 7 liraya, salatalığı 10 liraya falan yemeye devam ederseniz o zaman geçmiş olsun. Bu tabii bugünkü fiyatlar değil, bugün daha yüksekler de. Hani yazın oralara kadar düştüğünü varsayarak söylüyorum. Evet. Çünkü bu geçen yıla göre zaten bir %50, %60 artış demek. Peki. Tonguç Hocam, şimdi bu meseleyi konuştuğumuzda hep diyoruz ki işte işin bir ayağında küresel enflasyon var. İşte içeride de kurda bir dengenin sağlanması lazım dedik. İşte gıda, mevsimsellik bunlar değişken değişecek. Ama bir noktada da işte üretici maliyetinin enflasyonu var. Yani burada ne yapılabilir sizce? Yani sürekli bu söyleniyor. Şimdi, maliyet çok yükseliyor bakın diye. Mustafa Bey'in videolarında bir kayıt kalsın diye ben en azından şey olsun yani bizim program içerisinde de sonra konuşurken. Şimdi mesele şu, biz bir program uyguluyoruz. Şimdi gerçekçi olalım. Bu program bir bacağıyla kur tarafına yöneliş ya da dövize yöneliş engellemeye çalıştı. Evet. Çünkü bir süre alması gerekiyordu. Yani bu şimdi üretim yapacaksınız ama
tezgah yoksa üretim olmaz yani. Üretim arttıracağım, o zaman bir tezgah daha koymanız lazım yanına, değil mi? Yani şimdi biraz böyle esnaf ya da ne diyelim, hani pazar mantığıyla konuşalım. Şimdi o modele geçtik biz, yani ihracat yapacağız ama bir kapasiteniz var, yayınlanıyor işte kapasite oranı. Şimdi kapasiteniz ne diyor? 100 birim mal üretebilirsiniz. Bunun hepsini üretip satsanız işte diyelim 300 milyar dolar ihracat veya 500 milyar dolar ihracat yapabilirsiniz. Şimdi geçtiğimiz model üretim, büyüme, büyüme olurken istihdam ve buradan bir para girişi olacak ülkeye, değil mi? Uzun vadeli bir program olacak. Ve biz artık böyle faizi yükseltelim, efendime söyleyeyim işte onu düşürelim, bunu çıkarım, bununla bir kur hareketi yapmayacağız. Cari fazla vereceğiz, sürekli büyümeye devam edeceğiz. Ha, bunun yanında işte enerji, altın, efendime söyleyeyim diğer ihraç ettiğimiz ürünlerin içeride üretimi gibi konularda da bir hazırlığımız var. Bunların sonuçlarını aldığımızda zaten elimiz daha çok rahatlayacağız. Şimdi plan buysa benim anladığım kadarıyla bu zaman alan bir süreç. Yani bizim burada konuştuğumuz bugünkü enflasyon, geçen ayki, 3 ay sonraki, bakan Mayıs dedi, ben Haziran dedim meselesi değil. Yani bu iş yani 16 ay, 18 ay meselesi de değil aslında. Bu bir değişim süreci. Şimdi bu biraz önce çok güzel ifade etti. Yani siyasi açıdan baktığınızda bu bir risktir. Ama aynı zamanda bir değişimdir de. Dolayısıyla biz bu yolda ilerliyoruz. Onun için yani söylemlerimizi, bakış açımızı rakamlar üzerinde tabii ki yoğunlaştıracağız. Ama yani Türkiye'nin modeli budur. Bunlar gerçekleşirse, bunlara ne kadar hızlı... Şimdi geçen hafta ben dedim ki yurt dışı ilişkilerimiz çok önemli bu süreçte. Niye önemli? Çünkü kurun önünü kestiğinizde aynı zamanda kısa vadede de buraya bir fon girmesi lazım, değil mi? Yani bu yatırımların, üretimin, işte enflasyonla mücadele için de bu da bir bacak. Dolayısıyla bu aslında konuştuğumuz, hani siz diyorsunuz ya işte kur hareketi ve üretici fiyatı nasıl şekillenir? Bunların içerisindeki en büyük gelişmeler bunlar. Dolayısıyla... Bunlar zaman alacak süreçler. Yani ne kadar zaman alacak yani en bu sistem? En az yaz aylarında, yani yaz aylarında, hani bu enflasyonun kendi fiyatlaması içinde düşmesi, zirve yapması, oradan geri dönmesi değil. Belki Sayın Bakan da bunu daha çok vurgulaması lazım. Yani burada bir seviyenin pik olması falan değil yani mesela. Aslında burada uzun vadede bir sene sonra biz nerede olacağımızı net bir şekilde piyasanın görmesi. İşte Mustafa Bey söyledikçe ben de markete gidip artık enteresan bir şekilde bakmaya mı başladınız? Patlıcan, kabak falan, bunların peşine düşmüş durumdayım. Doğru, bir tedirginlik var ama şu, yani meselemiz bugünün fiyatı değil bence, çok açık söyleyeyim. Doğru. Bir sene sonranın Türkiye'si. Şimdi bunu iyi analiz edersek, tekrar yineleyeyim, bu bir siyasi risktir de aynı zamanda bence. Evet, seçim ama, de geliyor. Ama alınması gereken de bir aksiyonu alınmış, düşünülmüş, taşınılmış. İşte Türkiye'nin son 20-30 yılına bakılmış, bu karar alınmış. Dolayısıyla hani not düşülmesi açısından buradaki gelişmeler, yani kur öyle olmuş, işte ihracat böyle olmuş, tabii ki göstergedir. Bu gelişmeler içerisinde biz ne kadar ithalatı azaltabileceğiz, enerji maliyetlerini düşürebileceğiz, ülkeye yatırım çekebileceğiz, bunların ne kadar başarılı olduğunu görürsek, inanın o enflasyondaki işte 3 puan efendim yıl sonu 30 mu olur, öbür sene 20 mi olurdan, veya Hakan Bey'in söylediği gibi, değil mi? Çok enteresan, 35 puanlık bir negatif reel faizimiz var. Ve biz bu konuda ısrarcı olacağımızı dile getiriyoruz. Demek ki işte bu bahsettiğim risk alınmış, alınmaya devam edilecek ve programa bir güven söz konusu. O açıdan ben bütün bu enflasyon sürecine, bütün bu ekonomik sürece böyle bakılmasını düşünüyorum. Sonucu da hepimizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünerek hareket etmemiz gerektiğini, yani ne olursa olsun bu konuda ne yapabiliyorsak hepimiz, bireysel veya işte o Mustafa Bey dedi ki hani bunu, bu enflasyonu belli bir seviyeye çekecek grup demek ki bunda dedi başarılı olamıyor. O grup veya diğerleri, hepimiz ne yapabiliyorsak şirketler ve bireysel anlamda bu konuda mücadele etmemiz gerekiyor. Başarılı oluruz olmayız, bunu da bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim Tonguç Bey? Şimdi biz tabii daha önce enflasyonist dönemler yaşadık. Enflasyonlu dönemler yaşadık. Evet. Yüksek enflasyon,
İşte uzun vadeli taksitler, taksitten kazanılan, esnafın taksitten kazandığı bir ayrı bir ekonomi filan. Şimdi dolayısıyla biraz şerbetliyiz, alışırız ona da, o da bir problem değil ama burada faizlerin nispi yüksekliğinden bahsediyorum tabii. Yani dünyadaki dengeleri alt üst eden bir yükselişten değil, bugünkü anlaşılabilir bir düzey. Anlaşılabilir bir enflasyon düzeyinde. Maaşları, gelirleri de işte bugünkü gibi sürekli onun üstünde tutmak için Cumhurbaşkanı'nın prensibi bu. Enflasyona vatandaşı ezdirmemek. Bunu sürekli üstünde tutmayı da becerebilirsek, mesela bu dediğiniz sürede kimse bundan çok fazla zarar görmez. Yani bu sonuçta bir dengeye oturmuş olur. Gelir ve gider dengesine oturmuş olur. Evet. Bunun sağlanması için ne gerekiyor? Demin dış bir finansman gelmesi lazım dediniz. Mesela orada bir olumlu işaretler var mı? Gelmeye başladı mı, geliyor mu? Bu gelir gider, gelir enflasyon düzeyini devam ettirmek ne kadar mümkün? Şimdi Hakan Bey benden çok daha iyi bilir bu enflasyon süreci, siz de büyük ihtimalle. Ve sorun, yani dostlarınızla konuşun, hani enflasyon yüksekti ama çarklar dönüyordu kardeşim derler. Yani işimizi yapıyorduk. Evet, doğru. Maaşımız %100 zamlandı. Ben de girişte onu kastettim, evet, alıştık derken. Ama ben ürünümü alıyordum 50 liraya, öbür ürünü 70'e alıyordum öbür ay. İşte 90'a satıyordum, sonra %10'a satıyordum ama para kazanıyorduk diyorlardır. Yani diyeceklerdir de. Ya şu an farklı mı? Şimdi bir çok hızlı bir geçiş süreci. Yani o bahsettiğiniz dönemler, hani belli bir enflasyon var ve artık o kanıksanmış. Çok da onunla mücadele edilemiyor ve bu süreç öyle bir süre devam etti. Bu istediğimiz bir şey değil. Bence buna alışmamamız lazım. Yani gerçekten büyük ekonomiler içerisinde Türkiye'nin enerji maliyetlerinin azaldığı, dış finansman sağladığı, komşuları veya diğer ülkelerle ticaret hacminin genişlediği bir gelecek istiyorsak ve bunu içerideki yatırımlarda, işte bazen sizler benden daha çok yurt dışına gidiyorsunuz. İşte gidiyorsunuz, bir ülke inanılmaz gelişmiş. İyi de nasıl gelişmiş? Hani değil mi? Bir varlık gerekiyor. Şimdi Türkiye çok büyük projelere imza atıyor. Neden? Bir birikim, ya işte dışarıda bazı ülke kurumlarla yapıldı, ortak çalışıldı, şöyle deniyor, böyle deniyor falan. Ama bunu kendi maliyetlerinizle yapmanın da bir şeyi var. Yani bir gerekçesi var veya yok. Hani bu karar veriliyor. Dolayısıyla ülkenin gelişmesi bu şekilde olur. O açıdan ben enflasyona alışmayalım diyorum, çok da uzatmayayım ama Türkiye'nin gerçeği tamamen bence önümüzdeki 1-2 yıl içinde belirlenecek ve burada bir yola içindeyiz. Dışarıdan bir fon akışı var mı şu anda? Baktığımda bakın, aynen kur hesaplarının çözülmesi, enflasyonda kalıcılığın yurt dışı veya yurt içi nedenlerle devam etmesi gibi, şu anda bence yurt dışından çok net bir fon girişi de istediğimiz kadar yok. Bazı görüşmeler var, anlaşmalar var. Ama hani böyle gümbür gümbür o kuru aşağı doğru çekebilecek ve nedeni de şöyle söyleyeyim, hala bizim uyguladığımız programda yurt dışında bazı çevrelerin net bir inancı olmadığını düşünüyorum. İşte bu inanç geldiğinde o zaten katlanarak devam edebilir. İnşallah o döngüye gireriz. O zaman yukarı doğru hızlandığı gibi her şey tekrardan aşağı doğru da dönme potansiyeline sahip olacak. Dolayısıyla şimdilik hala bence Nadas dönemindeyiz. Yani bu programın ve yapmak istediklerimizin anlatılması aşamasındayız. Onun için bakan yurt dışına büyük ihtimal giderek bunları birçok bölgede anlatmaya çalışacak. Bir İngiltere seyahati başta planlanmıştı. Onu tabii ne zaman olacağını bilmiyorum ama planlandığını burada söylemiştim de hatta. İşte demin benim kastettiğim de biraz hani bu ekiplerin, bakanlıkların alt ekiplerinin biraz bu konuya özel bu işbirliği çalışmasının önemine işaret ederken bu da onun içerisine dahildi. Hem insanlara anlatmak lazım çünkü bu güven, yani bu yaz başlayacak şimdi Tonguç Bey'in siyasi risk dediği şey. Tabii ki ya, siyasi liderler zaten aldıkları risklerle liderleşiyorlar. Hiçbir risk almadığınızda bir süre sonra ya kim vardı orada diye soruluyor. Çünkü hayatınızı etkileyen hiçbir karar almamış adam. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun tam tersi. Sürekli kendi hayatında riskler alan ama
hayatını riske atan da bir sürü olayla karşılaşan bir lider. Doğru. Bu bakımdan ama bunun da görünümünü yaza kadar vermesi lazım gözlemini yapıyoruz biz. O bakımdan da ekiplerin çok sıkı çalışması gerekiyor. Ya vatandaşın da o anlamda hani tamam benim enflasyonum artıyor olabilir ama ona göre bak gelirim de arttı. Şimdi tabii o enflasyon gelirimden de yemeye başladı ama benim gelirim yine artacak. Dolayısıyla ben buna ezilmeyeceğim ama bir taraftan da Tonguç Bey'in bahsettiği işte üretim ve istihdam konusunda bu ülke güçlenecek. Ve bu sürecin sonunda da daha ters, yani enflasyonun da düşeceği, gelir düzeyinin yüksek kalacağı ama enflasyonun düşeceği, yani refahın artacağı, yeni bir döneme gireceğiz güveninin yavaş yavaş oluşması lazım. Ya bu nekaat dönemini ne kadar hızlı atlatabilirsek o kadar iyi bir yaza gireriz örneğin. Kur korumalı TL mevduat sisteminde dışarının da güven duyması önemli dedi Tonguç Hocam. İçeride neler olup bitiyor diye baktığımızda da biraz daha güvenin oluştuğunu gözlemliyoruz. Rakamlara baktığımızda brütte 4,1 milyar dolar gerilemiş ve 228,2 milyar dolara düşmüş döviz hesapları. Parite etkisinden arındırıldığında da düşüş 2,1 milyara 1 milyar dolara işaret ediyor. Hakan Hocam, bu konuştuğumuz çerçevede sizin eklemek istedikleriniz neler? Bir de Hakan, bir parantez açıp bir soru da ben ekleyeyim. Şimdi bu döviz yükselirken fiyatlar öyle ya da böyle etkilendi. Algıda da çok etkilendi, yükseldi filan. Şimdi döviz yükselmedi, fiyatlar niye yükseldi? Patronlarla sen daha çok görüşüyorsun. Vallahi söyledikleri daha, yani birçok şey var, onları da söyleyeyim ama mesela buradan başlayacak olursak bir kere daha o kur artışının fiyatlara tam intibak ettiğini söylemek mümkün değil diyorlar. Yani daha o kur artışını biz yaşadık. Orada bir takım maliyetlerimiz oluştu. Onları biz daha yani yavaş yavaş buraya yansıtıyoruz. O bir anda böyle açılıp kapanmıyor bağlantılarla ilgili. Mesela bir parantez açayım. Esnafta da bahane belki bitmez arkadaş. İçimden geleni söylemek istiyorum. Bahane de diyebilirsin ama bence bir gerçeklik tarafı da var. Bence onun için ekiplerin de Cumhurbaşkanı'nın da bu konunun üzerine daha fazla odaklanması lazım. Zaten çalışıyorlardır. Evet. Ama buna bütün çerçeveyle odaklanılması önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 20 Aralık'ta bunu açıkladığı zaman yani bu işin arkasında ben varım mesajını da verdi. Tabii. Yani evet, böyle baktığımız zaman bu hakikaten, ben sizlerin yorumlarına katılıyorum. Bir yanıyla siyasi risk, bir yanıyla da Haziran'ı ben de önemli görüyorum. Neden? Çünkü oraya kadar bir şeyler ortaya çıkmış olacak. Bu kurların burada kalıp kalmadığı, faizlerle ilgili ne yapıp yapmadığımız daha fazla ortaya çıkacak. Biz Haziran'dan sonra bir böyle yol ayrımına doğru geleceğiz bu enflasyon konusunda. Evet. Ben öyle görüyorum. Ya daha kontrollü ve giderek enflasyonla mücadelenin güçlendiği bir süreç yaşayacağız. Şu anda çünkü bana göre ciddi bir program yok ortada enflasyonla mücadele konusunda. Hani patlıcanla kabakla uğraşıyoruz. Hiç alakası yok. Öbür tarafta da birdenbire hiper enflasyona doğru gidebilecek bir kapı var. Hiç olmaz demeyin. Olabiliyor. Biz bunu daha önce de, yani belki hiper cinsini değil ama %150 enflasyonu bu ülke gördü. Ama sonrasında ne oldu? Hep buralardan çıkış, hani ücret fiyat sarmalına da girildiği dönemlerde biraz önce söylemiştin evet, sen de. Evet. Yani eğer biz enflasyon arttı, şimdi zaten herkes de ondan şikayet ediyor gerçekten de. Ya benim maaşım 5 günlükmüş, bak 50'yi gördük şimdi enflasyonda, bizim zam da gitti filan diye ifade edilen şeyi biz ya bir daha yap, bu sefer de ücret fiyat sarmalına girip acı ilacı içmek durumunda kalabiliriz. Çünkü bunların, hatırlarsak, hiçbirisi sonsuza kadar öyle yüksek enflasyonla gitmedi. Tabii. Hep bir enflasyonu düşürmek için ciddi programlar geldi. Yani onlar da çoğunlukla da IMF ile geldi. IMF ile gelir gelmez ayrı mesele ama bir sert program gelmek durumunda kalıyor. İş çözümsüzlüğe ya da sürdürülemez noktaya gidince. Şimdi bir kere bu Türkiye ekonomi modeli dediğimiz konunun bence dışarıda Tonguç Hocam değindi. Yani bir tam o çevrelerde
iyi niyetli, kötü niyetli ama fazla bir güven sağlamadığı açık. Zaten biz de o tarafa pek bakmıyoruz şu sıralarda. Çok döviz gelsin peşinde de değiliz. Çünkü baktığımda ben son 10 yıla 2011'de Türkiye'ye döviz arzı yaklaşık 70 milyar dolar civarında dışarıdan. Bugün baktığımda 10 milyar dolar civarında. Gene 2011-2012 yani 10 sene öncesine gittiğimizde Türkiye'nin devlet iç borçlanma senetlerine yani tahvil piyasasına gelen yabancıların oradaki rakamı nedir diye baktığımda 65 milyar dolar civarında. Şu anda yanlışım varsa lütfen düzeltin, 4,5-5 milyar dolar civarında. Müthiş zaten bir şey var orada, daralma var. Hani döviz ihtiyacı biraz da bundan. Şu anda Merkez Bankası'nın ucuz kaynaklarını, tırnak içinde söylüyorum, çünkü bunlar da enflasyon oluşturmaya bir zemin oldu yani, onu da görüyoruz. Bu durumu yürütmeye çalışıyoruz. Benim gördüğüm içeride de bu modele bizim insanımızın bir güven duyması lazım. O şart zaten. Biz güven duyarsak dışarısı bir şekilde güven duyacak. İstese de duyacak, istemese de duyacak. Çünkü işler iyi gitmeye başlayacak. Evet. Şimdi biz mesela cari açık diyoruz. Nur Hanım bırakayım mı? Eğer istiyorsanız bırakabilirim. Yok şey, bir son dakika gelişmesi var, onu okumam lazım. Peki. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı TÜİK. Türkiye'nin nüfusu 84.680.027 oldu. Bir önceki yıla göre de 1.065.911 kişi arttı. Hakan Hocam, birkaç cümleyle tamamlamanızı rica edeyim, ardından da bunu konuşalım. Tabii. Yani benim söylemeye çalıştığım şu: biz cari açığa odaklanmıştık. Şimdi dış ticaret açığının Ocak ayında %241 arttığını görüyorum ben. İthalat %55 arttı. İhracat %17 arttı. Yani şimdi burada gene bir denge. İhracatın ithalatı karşılama oranıyla övünüyorduk. Evet. Bir anda ihracatın ithalatı karşılama oranı %60'lar seviyesine geldi. 62. Yani o modelimizi, neyse o model, bizim çok sağlam bir şekilde anlatıyor olmamız lazım. Bizim onu anlıyor olmamız lazım. 17 ay kaldı. Mesela bana hiçbir şey anlatmıyor. Hakikaten bunun yol haritası nedir? Daha hangi adımlarla biz buraya gideceğiz? Bana Haziran son derece kritik geliyor. Hem Tonguç Hocam'ın hem Mustafa'nın söylediklerine o anlamda katılıyorum. Orada bir şeyler şekillenmek durumunda kalacak. Diyeyim bırakayım. Ağzınıza sağlık, teşekkür ederiz. Peki, Türkiye'nin nüfusu 2021'de 84.680.027 oldu dedik. Tonguç Hocam, ne gösteriyor rakamlar bize? Vallahi ne gösteriyor? Nüfus artıyor. Yani bizim burada daha fazla iş üretmemiz gerekiyor. Türkiye, yani şöyle, yani ekonomi çok önemli bir şey. Yani ülkelerin hani kültürleri, işte siyasi yapıları vesaire, ama yani ekonomi dünyada çok önemli bir gösterge ülkeler içinde yapmaları için. Yani işte bizim etrafımızda, komşularımızla olan ilişkilerimizde dahil ettiğimizde ve nüfus tarafının aslında bazı böyle sitelerde baktığınızda önümüzdeki 30 yıl içerisindeki işte uzak doğudaki nüfusla Avrupa'daki nüfus ve Afrika'daki nüfusun değişimlerini de, şimdi burada belki böyle biraz güncel konular konuşuyoruz ama, dikkate alarak da stratejiler oluşturmak lazım. O açıdan Türkiye nüfusa da baktığınızda, yüz ölçümü açısından da, hani ekonomik dinamiklik açısından da, yani dünyada böyle kenara itilerek ya çok da önemli değil diyebileceğiniz bir konumda değil. Onun için bizim sağlıklı bir ekonomiye, ekonomik yapıya sahip olmamız hem bizim için hem de etrafımızdaki ülkeler, bizle ilişkileri olan ülkeler için de önemli. Yani nüfus da burada bence hala o büyüme içerisinde, kişi sayısındaki artışında bizim için bunları da düşünerek, yani buradaki nüfusun da belli bir ekonomik seviyede olmasını da düşünerek hareket etmemizi gösteriyor. Yani söyleyebileceğim rakamlarla ilgili bu. Mustafa Bey. Valla ben tabii toplamından bahsederken aslında bir yukarı doğru yuvarlarız ya. Yani 80-78'lerde falanken 80'lerdik. 80'ken 82, 83, 85,
90 dememiz lazım. Şimdi artık 90 çünkü milyon. Çünkü neden 90? Hani arada 5 milyon var. Dalga mı geçiyorsun derler ama göçmenler yok bu nüfusun içinde. Yani doğru. Türkiye'nin Türkiye'de hem göçmen hem de Türkiye'de yerleşik bir turist sayısı vardır. İstanbul'da, Ankara'da bile, Antalya'da, İzmir'de, işte Ege'de, Marmaris'te filan bir yerleşik turistimiz de, turist sayımız da var. Bunlarla birlikte bir 5 milyon yaklaşık olarak bir turiste ekleyip yuvarlak hesap 90 milyondan bahsediyor olabiliriz. Bu 90 milyon lafı büyük bir rakam. Ama bir yandan da nüfus artış hızının giderek düştüğünü de görüyoruz. Şimdi burada gördüğümüz artış hızları yani ne kadardı? Ekranın altında yazıyor. 1 milyon 65. 1 milyon. Evet. Şimdi 80 milyonda hadi 4 milyonu da çıkarttım. Hani göçler sonra da vatandaşlıklar falan var. Hadi yani olabilecek en yuvarlak halini söylüyorum. 80 milyonda 1. 1 milyon. Yani 80'de 1. %1 değil. Dolayısıyla %1'in altında bir nüfus artışı çok sürdürülebilir değil. Biz hani Almanya'da diyoruz, Hollanda'da 30 yıl sonra Hollandalı kalmayacak. Ya bilmem ne filan. Türkiye tabii buraya yani birkaç yüzyılda gelir tamam ama gelir. O yüzden de biraz o nüfus artışına dikkat etmemiz lazım. Hem nüfus olarak hocam doğrusunu söylüyor. Hem de pozisyon olarak Türkiye göz ardı edilebilecek bir ülke değil. Ama bakın bu ülkenin insanları için beni dinleyen herkes şunu hatırlayacak. Aa filan filmde Türkiye'den bahsedildi filan. Bahsedilmemesi zaten problemliydi. Felç Mekan bir işi yaparken Türkiye'ye geldi, görüşünü aldı. Aa ne güzel oldu filan. Olmaması zaten problemliydi. Biz bunlara sevinir, bunlar bizim dikkatimizi çeker hale geldi. Bunlar haber haline geldi. Bunların haber olmaması gerekiyordu zaten. 70 milyonken de öyle, 65 milyonken de öyleydi. O zamanlardan bu yana önemli olan şu. Bizim şimdi bugün Türkiye şöyle ülkedir, böyle ülkedir derken ülkenin sahibi, memleketin sahibi öyle derlerdi eskiden. Şimdi tabii sahip deyince bir sürü şey millet tartışır filan da fazla demokrat olduk. Ben halkın ağzıyla konuşuyorum. Devletin başındakiler devleti hak ettikleri gibi yönetmiyorlardı. Aa Yunan bizimle Sirtaki oynuyor. Şeyimiz Dışişleri Bakanımız şahane. Çok güzel, o kadar şahane bir Dışişleri Bakanı ki mirasta muhteşem oldu. Öyle bir şey yok. Bununla ölçülmüyor bu işler yani. Sizin değerinizi, ülkenizin değerini, varlığını, ekonomik, siyasi, tarihi, kültürel, dini, coğrafi bir sürü şey ekleyebilirsin. Toplamda değerini kim dışarıya gittiği zaman sırtında üstünde taşıyabiliyor? Kim? Bunların bazılarını kambur olarak görüyor. İşte bu mesele budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu değeri hakkıyla, layıkıyla taşıyabilen bir liderdir. Taşıdı. Ve o hakkı da söke söke alıyor. Şimdi bu kadar zamanda daha fazlası o tabii ki olabilirdi. Sırtına başka bir kambur yüklemeseydik olurdu yani. Evet. Bu memleketi ben demin söyledim. Hani bir takım riskler alıyor Cumhurbaşkanı. Ama bir sürü risk de ona geliyor zaten. Bu 10 yıl, 15 yıl zarfında, hatta bırakın onu ya 20 yıl zarfında bu memleketin içerisinde kaç tane darbe, darbemsi şeyler gördük. Şimdi bunlar kaldırılır. Ha ondan sonra bunları görmüyorsunuz. Kurlarda zıplamalar falan olduğunda şeyden bahsediyorsunuz. Komplo teorisi kuruyorlar falan diyorsunuz. İşte dış güçler, büyük akıl, neydi o bir şey, üst akıl falan falan. He, hadi oradan. E kardeşim tamam, onları velev ki dediğiniz doğru. Diğerlerini nereye koyacağız? Hangi sepete koyacağız? Biz bu risklere rağmen buraya geldik. Bu siyasi riskler de gelecek ama bu 80 milyonun artık konuşurken 90 milyonun hakkını korumak ya da 90 milyonu taşımaktan bahsediyoruz. Ne bileyim, göçmenleri taşımaktan bahsediyoruz. Ya kardeşim bir gücümüz var. Niye bu gücümüzden kimse bahsetmiyor? Bu güç 90 milyonun 90 rakamından gelmiyor ki sadece. 90 milyon dediğiniz buzdağının görünen tarafı. Bunun bir o kadar da altı var. Bunu siz dünya sahnesinde
ekonomi alanına, küresel ekonomiye ne kadar taşıyorsunuz? Biz hep küresel ekonomide 1 milyonluk yerim, %1'lik yerimiz var küresel nüfusta. Küresel ekonomiden de %1 alıyoruz. Tabii bunun ortalamanın üstündeyiz biz. Aslında ortalamanın üstünde yaşam kalitemiz var, ortalamanın üstünde beklentilerimiz var, ortalamanın üstünde bir iş dünyamız var. Biz niye o zaman ortalama gelirdeyiz hala? Daha yeni ihracatta, dünyada ticaretinden aldığımız şeyi, toplam ticarette, dünya ticaretinden aldığımız pay %1'in üstüne çıktı. Öyle değil mi Hakan? Ne dersin Sakın Hocam? Bunun çok daha yüksek olması gerekiyordu. Ama bugüne kadar bu taşınamadı yani. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu 90 milyon dediğiniz şey yük değil ki. 90 milyon dediğiniz şey nimet. Eğer kullanmayı bilirseniz. Ama akıllı olacaksınız. Yoksa İstanbul'da belediye başkanı gelirken İstanbul nimet nimet filan diyordu. İyi kötü yönetiliyor. Ondan sonra borca da battı. O aldığı borçla da becerikli bir yönetim sergileyemedi. Boşta konuşmayacaksınız yani. Ne dersin Sakın Hocam? Şimdi bir yani hemen hemen dünya nüfusunun yine %1.1'i gibi bir yerdeyiz. Yani dünya nüfusu işte 8 milyar civarına geldi. Böyle bakınca biz de 85 milyona dayandık diyelim. Aslında tabii Kartoğlu'nun söylediği şey doğru. Belki şunu da eklemek lazım. O insanlar da burada beslendiklerine göre biz normal zamanlarda 35 milyon turist alıyoruz. Hatta bu 50 milyon olsun diye bakıyoruz. Tabii. Öyle bakınca hani bunu da bir seneye falan da dağıtsanız onları da beslememiz lazım. Demek ki çıkaracağımız ilk sonuçlardan bir tanesi bizim tarım ve gıdayı daha da güçlendirmemiz, daha da tahkim etmemiz Bravo. Gerekiyor. İkincisi yani bu tabii ki her şeye rağmen bu artış önemli bir artış. Belki oranlarda biraz düşüş olabilir. Buna bakmak lazım. Belki detaylara bakmak lazım ama şu anda Türkiye yani her analiz sosyolojik olsun, siyasal olsun, ekonomik olsun her analiz demografiyle başlamak durumunda. Ve ona uygun projeksiyonlar yapılmak durumunda. Hani şeyin İbni Haldun'un coğrafya kaderdir dediği gibi o August Comte'un da demografi kaderdir diye, ülkelerin kaderidir diye bir şey var. Sosyolojinin babası sayılan. Hakikaten öyle. Yani yarın öbür gün dünya üzerinde ne anlam taşıdığınız, özellikle zenginleştikçe, dünyaya kattıklarınız arttıkça bunun önemi de ve etkiniz de ona göre artacak hiç şüphesiz. Şimdi bir şeye ama dikkat çekmemiz lazım. O nüfus azalması meselesiyle ilgili. Bir yandan da bizim şu anda biz eskiden böyle piramit gibiydik. Yani aşağısı taban yaş. Çok güçlü. Yani yaş meselesinde hala Şanlıurfa gibi illerimizde bu 19-20 falan civarında orada ortalama. Ama Türkiye'nin medyan ortalaması yani medyanı nüfusu tam diyelim ki ortadan bölen yaşı 33'e geldi. Bu şimdi yavaş yavaş bizim hala fırsat penceresi açık olmakla beraber yavaş yavaş bunu kapatmamız gerektiği anlamına da geliyor. Önümüzde bir 5 sene var, bir 6 sene var. Yani zenginleşmek için özellikle burada bir ivme kazanmak için. Yoksa ne olabilir? Yani öyle olacağından değil ama dikkat etmemiz lazım. Bütün riskleri göz önüne almak lazım. Bana göre iyimserliğin ve kötümserliğin fazla bir manası yok bu çağda. Çünkü o kadar çok veri var ki. Yani iyimser, kötümser baktığınız zaman ister istemez gerçeklikten kopuyorsunuz. Veyahut da aşırı iyimser bakmak, aşırı kötümser bakmak sizi geleceğin risklerine karşı da korumuyor. Gerçekler en iyisi. Nüfus da bunun en güzel örneklerinden biri. Onun üzerinden o kadar çok sonuca varabilirsiniz ki etrafımızda neler olacak, kişi başına düşen gelirimiz ne oldu, bütün bunların üzerinden pek çok şey üretmek mümkün. Şimdi ben geçenlerde okudum 2100'ün yani bu yüzyılın sonunda dünyada nüfus ne olacak diye. Orada da büyük değişiklikler görünüyor. Mesela Nijerya 782 milyonla Çin'i geçecek. 782 milyonla. Yani Çin'i geçecek demek ne demek? Çin 781 milyon olacak en şey ihtimalle.
Yani 1 milyar 400 milyon olan, çünkü orada da mesela medyan yaş 38'e hatta 39'a geldi. Avrupa 44'te ama Hindistan 25'te, bahsettiğimiz Nijerya'da ortalama yani medyan yaş 17. Hani bunlar ekonomik trendleri de çok değiştiren evet. konular. Tonguç hocam girdi bir tarafından, hakikaten bu yüzyılın sonuna kadar dünya nüfusunun 11,5 milyara çıkması bekleniyor. Bunun yani Asya 400 milyonluk gibi bir büyüme Asya'da. Avrupa hemen hemen aynı, 650'den 630'a gelecek, çok az bir azalması var. Ama Kuzey Amerika ve Latin Amerika 3 aşağı 5 yukarı aynı kalıyor. 3 milyarlık artış Afrika'dan geliyor. Bu da sizin ekonomide de bakmanız gereken yerleri gösteriyor. Ve şu anda 51 ülke var Afrika'da ve bunların 20 tanesi her sene neredeyse istikrarlı bir şekilde %5 büyüyor. 20'si. Bunlar tabii demografi son derece önemli. Belki CIA'nin bir şeyi vardı, raporu vardı. Bizim TÜİK'le çelişirdi o. TÜİK derdi ki biz hiçbir zaman 100 milyonu görmeyeceğiz. Yani 100 milyonu geçmeyecek Türkiye nüfusu derdi. CIA'nin de hep 105 falan gibi bir rakamı vardı bizim tepe noktamız. Şimdi görünen yaklaşıyor. Son hesaplamalar, evet, Türkiye 110 milyon civarında bir yeri de görebilecek gibi görünüyor. 2060 civarında. Belki de bunu söyleyip bitireyim, yoksa bu demografi üzerine çok konuşulur. Görür müyüz acaba o zamanları? Tonguç hocam, siz ne dersiniz bu çizdiğimiz çerçevede, eklemek istedikleriniz neler? Yani şöyle, bu konuları konuşmak çok önemli aslında. Yani biz siz de çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Yani bir hani belki konu konuyu doğuruyor ama işte biz birçok kanalda, hocam da öyle, işte dolar ne olacak, borsa ne olacak, parite ne olacak falan derken Türkiye'nin yani ülkeler böyle yapıyor. Uzun vadeli onları da konuşacağız bu arada. Yani onu es geçiyorum değil mi? O da önemli ama yani uzun vadeli stratejisi olmalı. Uzun vadeli ki olduğunu düşünüyorum ben her tarih döneminde. Buna bağlı kalarak daha kısalı stratejileri de çok doğru bir şekilde oturtmamız gerekiyor. İşte görüyorsunuz mesela hocam, bundan 100 sene sonrasını değerlendirirken bundan 300-500 sene önceki dünyanın durumuyla, ister nüfus anlamında ister hani toprak dağılımı anlamında bakın, şu anki durum ve bundan işte 100 sene sonrasının daha farklı olmayacağı konusunda bir şey yok, bir gösterge yok. Hatta olacağının da çok net göstergeleri var. O açıdan bu dönemler içerisinde kim daha iyi bu stratejiyi, bu öngörüyü yapabilirse, yani şu an ne kadar güçlü olduğunuz önemli değil. Zaman içerisinde ne kadar doğru ve güçlü kalabildiğiniz önemli olacak. O açıdan bu konuların da çok derinden incelenmesi gerekiyor. İncelendiğini de biliyorum ama yani o tarafa doğru da ben şeyi çok önemsiyorum bu arada. Mesela dış ilişkilerden bahsettim ama bu enerji meselesi mesela, yani çağımızın en önemli gücünden biri. Orada atılan adımları çok önemsiyorum. Buna yönelik stratejilerin, bütün enflasyon vesaire konuştuğumuz işin içinde de çok önemli başlık olmaya devam edeceğini de yinelemek istiyorum yani açıkçası. Peki. Güzel. Dün siz Ukrayna'daydınız. Eğer konuklarımın bu konuştuklarımızla ilgili eklemekle ilgili peki. Tonguç hocam, siz sanırım erken ayrılacakmışsınız aramızdan. Sizi tutmayayım o zaman ben. Ben de onun, süper. Onun bıraktığı enerji enerji coğrafyasından başlayarak devam edeyim o zaman. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş yayın konumuz. Hocam teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben ağzınıza çok teşekkür sağlık. Ediyorum. Sonra izleme fırsatım olursa Mustafa Bey'in özellikle Ukrayna ile ilgili görüşlerini de takip edeceğim. Hocama çok selamlar. Sağ olun. İyi yayınlar çok diliyorum. Keyifli, görüşmek üzere. Bir sohbet oldu. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Görüşürüz hocam. Hoşça kalın. Nasıl geçti Ukrayna? Şimdi iyi Türkiye açısından, Ukrayna açısından da çok iyi. Çok çok mutlular, çok memnunlardı. Çünkü Batı'dan beklentileri yok. Çünkü Batı sürekli Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekliyor görünüyor. Evet, onlar da artık daha fazla Batı yanlısılar. Bu doğru. Fakat yani bu Rusya'yla bodoslama, kavga ederek olmuyor.
Çünkü o olursa hem içeride de Rusyalıları var. Tabii birkaç dönem önce onlar iktidardaydı yani. Evet. Öyle azımsanacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Biraz gerilemiş sayıları. O yüzden de insanlar ya biz bu kavgaları hep veririz. Ruslar zaten oraya girerken, oradaki Rus nüfus bir özellik pozisyonu alırken çok daha şiddetliydi. Hem çatışmalar hem endişeler daha fazlaydı. Şimdi o kadar değil diyorlar. Biraz da oturmuş anladığım kadarıyla bu. Çünkü onların meşhur bir müzesi var. Biraz hani bağımsızlık müzesi değil de biraz bana bağımlılık müzesi gibi gelir. Çünkü üstünde yüzünü Moskova'ya dönmüş bir heykel vardır onun. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki durumu özetleyen, yani ana vatan ve yüzü dönülecek yer olarak Moskova'yı gösteren bir heykeldir o. Ama altında bir müze var, savaş müzesi. Savaş müzesinde mesela bu yeni Donbas bölgesindeki çatışmalar da eklenmiş. Hı hı. Orada mesela ambulans kurşunlardan delik deşik olmuş bir ambulans. Yani ambulansa ateş edilmez, savaşta da ateş edilmez. Ama Donbas'taki işte Rus yanlısı ayrılıkçılar bunu da takmıyorlar ki onlar zaten onlara Rus yanlısı ayrılıkçı demiyor. Zaten sokaklarda bu teröristlerin ya da silahlı olanların Rusya'nın Rus askerleri olduğunu, işte kılık değiştirmiş Rusya'nın eğittiği kişiler olduğunu filan söylüyorlar. Şimdi o müzeye kadar girmiş. Nasıl girmiş? Almanlardan kurtaran Sovyetler Birliği. Ama şimdi Almanlarla aynı düşman, aynı saldırgan, aynı vahşi pozisyona konulan bir başka Rusya. Donbas bölgesinde. Enteresan o bakımdan baktığınız zaman müzenin anlattığı şey çok enteresan. Şimdi tam sokakta bir şey gözükmüyor. Evet, zaten ülkenin doğusunda. Hani fiili olarak bir saldırı altında olmayacakları düşüncesi hakim. Bu tartışılmaz. Fakat yönetimsel olarak bakıldığında mesela Zelenski'nin dün basın toplantısında da Cumhurbaşkanı'na gösterdiği yakınlığı gördünüz. Ben de biraz hani diplomatik kaynaklar diyelim. Cumhurbaşkanı'nın ekibinde ya bu işlerle ilgilenen arkadaşlarla konuştum. Yetkililerle konuştum. Dediler ki ya Zelenski durumu farkında. Daha dün şu işin hicvini yapıyordu televizyonda. Oynadığı bir komedi dizisinde devlet başkanı rolü vardı. Dalga geçildiği gibi değil bu işler. Bunun farkında. Bir iki Ukrayna'nın tamamen Rusya'dan kopup batılı bir ülke olması, tırnak için NATO'yu, bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Çünkü üstünüzde ve sağınızda Rusya var. Moskova var. Ve bugüne kadar bir bağımlılık ilişkisi. Rusya bilmiyor mu? Hani niye Rusya, kopuyor o zaman bu kadar? Hayır, Rusya da biliyor. Hayır, Ukrayna da biliyor. Fakat mesele şu. Ne kadar koparmaya çalışırsanız bir bilek güreşi var. Diyor ki siz mi koparmaya çalışıyorsunuz? Hadi gelin bakalım. Hadi o da bileği sıkı tutuyor. Ama ikisini de dirseği Ukrayna'nın üstüne basıyor. Ülkeye zarar veriyor. Evet. O yüzden Zelenski bunun farkında. Buradaki konuşmalarımızdan da onu dile getirmiştik. Daha önceki açıklamalarına bakmıştık. Ve burada gerçekten makulü görecek. Pozisyonu da Ukrayna'ya biraz benzeyen, yani Ruslarla ilişki konusunda bazı coğrafi zorunlulukları, enerji bakımından zorunlulukları olan bir ülke. Türkiye, Rusya'nın güneye inişinin önündeki engel tek ülke. Dolayısıyla Ruslarla karşılaştığımız sorun ve çatışma alanlarını biliyor. Ama onları nasıl yönettiğimizi de görüyor şimdi. Şunu da görüyor. Türkiye NATO üyesi. Türkiye NATO'nun 1950'lerden beri, 56'dan beri galiba üyesi. Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip üyesi. Ve NATO'nun Güneydoğu sınırı, en kritik sınırı ve bu sınırdaki üyesi falan falan falan. İyi de saldırı altına girdiğinde NATO ne yaptı Türkiye için? Hava savunma sistemi verdi mi? İki ay konuşulandı, hepsi çekildi. Suriye'de güvenliğini sağlayıcı bir adım attı mı? Hayır. Suriye'de Türkiye'nin güvenliğine saldırı yapanları kim kurdu? Bir başka NATO üyesi. Evet. Bu NATO mu beni üyeliğe alıp Rusya'dan koruyacak? Bu soruyu biz kendinize bir sorun. Şimdi Zelenski bu soruyu kendine soruyor. Ve bunun cevabı koca bir hayır. O yüzden geçen günkü basın toplantısında hangi ülkenin ordusu bizi korumaya gelecek diye ironik bir soru sordu. Bu kadar.
O yüzden Türkiye'nin deneyimleri batılı bir ülke olarak, NATO üyesi, Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olarak, en güçlü üyelerinden biri olarak deneyimleri Zelenski için, Ukrayna için son derece önemli. O yüzden durumu farkında ve bu işte birisi makulü bulacaksa o Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Onun da farkında. O yüzden dünkü hem teşekkürleri hem yaklaşımı, hem Rusya'yla da bir ilişkisi var Türkiye'nin, ama buna rağmen Ukrayna'nın kendini koruması, toprak bütünlüğüne saygılı, Rusya'nın yaptığı bazı şeyleri, işte Kırım'ın ilhakını falan onaylamıyor. Hiç de onaylamadı. Ve savunmasına destek veriyor. Neyle? Ticari ilişkilerle. Rusya ile bozuluyor mu? Rusların da enteresan bir durumu vardır. Hani buna canı sıkılır, domates satın almayı bırakır mesela. Her şeyi birbirine karıştırır. Bunu diğerler de büyük ölçüde yapıyorlar da. Ama Ruslar daha fazla yapıyor. Şimdi o yüzden ikinci aşama önemli. Yani Putin'in Ankara veya İstanbul ziyareti, yani Türkiye ziyareti, daha tarihi ve yeri kesinleşmedi. O kritik önemde. Çünkü buradaki izlenimi Cumhurbaşkanı biraz oraya taşıyacak. Tabii ön görüşmeler, ön bilgiler veriliyordur. Ama mesela hedefi Cumhurbaşkanı'nın başından beri Zelenski ile Putin'i bir araya getirmek. Şimdi Putin bir böyle bu organizasyonun karizmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vermek istemeyebilir mi? İstemeyebilir. Ama isteyebilir de. Çünkü genelde neden kendisi kendisi istiyor bunu. Öyle. Mesela Zelenski diyor ki beni Soçi'ye davet ediyor diyor. Ne yapacağız orada? Kayak mı yapacağız diyor. Konuşacaksak herhangi bir yerde konuşabiliriz. Yoksa diyor Soçi'ye gitmeyelim. Gelsin diyor şeye Karadeniz kıyısında tatil beldesi var şeyin. Adı gitti aklımdan, Ukrayna'nın. Gelsin orada denize girelim o zaman diyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya? O evet, bizim üçüncü bir noktada birleşmemiz lazım. Çünkü Putin'in de şeyi şudur. Putin imparator, tırnak içinde söylüyorum. Çünkü Sovyetler Birliği'ni, Rus İmparatorluğu'nun devamı, şimdi Rusya'yı da onun devamı olarak görüyor. Ve bunu ben nereden biliyorum? Adamın aklını okumuyorum. O masayı görüyorum. Masada ne vardı hatırlayın. Aliyev ve Paşinyan. Ateşkes görüşmelerinde. Masanın durumu neydi? Masanın yarısında Putin oturuyordu. Diğer yarısında iki kişi oturuyordu. İş görüşmesine gelmişler gibi. Patronun karşısında. Şimdi Putin böyle masa kuruyor. Erdoğan öyle masa kurmuyor. Erdoğan eşit bir masa kuruyor. Şimdi o yüzden dedim az önce söylediğimi. Bunun tersi de mümkün tabii. O da ayrı bir bahis. Ama bizim tabii bu arada bu tür bazı bir takım zorunluluklardan, elmaları armutlarla karıştıran rakiplerden veya komşulardan dolayı daha güçlü olmamız lazım. Ne oluyor mesela? İdlib'de sorun çıkıyor. Yani Putin'le bir sorununuz varsa bir süre sonra İdlib'de bir sorununuz oluyor. Ne alakası var? Evet, adam alaka kuruyor. İşte biz terörle mücadele sınırımızın içinde falan yok diyoruz. Dışında bizim şimdi güvenlik sınırımız Fırat Kalkanı Afrin'den başlıyor. Şeye kadar, Seke'ye kadar bir sınırımız. Güneyini kim tutuyor? Bir kısmını Amerika tutuyorsa bir kısmını da Rusya tutuyor. Tutuyor mu? Hayır. Saldırı oluyor mu oradan? Evet, oluyor. O yüzden bu tür şeyler önemli. İki, enerjiden devam edeceğim demiştim. Bir cümle söyleyeyim. Türkiye bu konuda bir önemli adım attı Karadeniz doğalgazı için. İkincisi çevreden doğalgaz arzını arttıracak ve güvenceye alacak yeni ilişkiler kurmak. Biri Azerbaycan'dan TANAP'a daha fazla yükleme yapacaklar. Enerji Bakanı önümüzdeki günlerde Azerbaycan'a gidecek. Belki de biz döndük, sabah o gitti, bilmiyorum. Ondan sonra açıklanmadı da bugünlerde olacak o. Bir de başka ülkelerden de Türkiye'nin doğalgaz temini konusu artık daha fazla gündemimize gelecek. Birini söylemeyeyim, bir diğeri daha önce projelendirilmiş olduğu için söylüyorum. Arap doğalgazı denilirdi o zaman. Şimdi artık belki başka bir ismi olacak. Arap İsrail doğalgazı mı? Evet. Yani
İsrail'den, İsrail ve o bölgeden çıkan gazın Türkiye'ye aktarılması yeni boru hatlarıyla. Ve o daha sonra Suriye'deki olaylardan ve Lübnan'daki istikrarsızlıktan dolayı kaldı. Ama o İsrail gazının adı bilmiyorum işte değişir mi derken onu kastettim. Türkiye'ye aktarılışı, İsmet projesi de rafa kalkınca o tekrar canlandı. 10-11 yıl önceki işti o. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelişiyle onu daha fazla konuşacağız. Peki. Belki o canlanabilir. Çünkü Lübnan buradaydı. Suriye'de de bir istikrar kazanırsa Suriye, bu boru hattının yapılması sağlanabilir. Ve bu gerçekten çok önemli bir barışa da imza atar. Bakın Bakü Ceyhan Tiflis, Bakü Tiflis Ceyhan, Tanap, bizim Gürcistan, Azerbaycan ilişkilerimize çok farklı bir boyut kazandırdı. Zaman zaman gerildiğimiz dönemler de oldu. Ama artık tam tersi gerginliğin ötesinde bir daha gerginlik olmayacakmış gibi bir dostluk havası başladı. Buna şimdi Ermenistan'da eklenmesi son derece olası. Evet. Yoksa hani işgal ettiğin topraktan çıktın niye? Komşu ülkenle konuşuyorsun değil mi? Benimle niye konuşuyorsun? Biliyor ki Türkiye'de barış için Türkiye ile benim anlaşmam lazım. Biraz vakit azaldı, Hakan Hocam'a da gitmek istiyorum. Hakan Hocam, siz neler söylersiniz? Ya bir ticari tarafıyla anlaşmalar imzalandı. Yeni anlaşmalar. Evet, serbest ticaret anlaşması imzalandı. Şimdi o çok önemli birlikte, aslında. Evet, onunla birlikte yani iki ülke arasındaki ticaret hacmininde 10 milyar dolara kısa sürede varması bekleniyor. Yani 10 milyar dolar ne demek? Yani Ukrayna gibi işte 100-110 milyar dolar civarında bir dış ticaret hacmi olan, yani ithalat ihracat, ithalatı böyle yaklaşık 50-55 milyar dolar civarında Ukrayna'nın ihracatı da onun çok hafif altında gibi görünüyor. Şimdi tabii geçen sene çok ciddi bir artış oldu Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticarette. %60 civarında bir artış oldu. Yani 7,5 milyar dolara geldi yaklaşık. Yani Ukraynalıların rakamlarında farklı. Bu Zelenski'nin ifadesinde de o 7 milyar diye ifade etti. Ama 10 milyarı tabii hedefi birlikte tespit ettikleri için söyledi. Fakat yani diyelim ki bir %50'lik bu senede zaten bir artış olduğunda hani 10 milyar doların da çok rahat üzerine çıkma ihtimali var. Tabii özel bir durumda bu dönem özel bir durum. Çünkü hani Ukrayna kendisini ciddi şekilde sıkışmış hissediyor. Türkiye'nin desteğini yanında hissediyor. Mesela Baykar Makina'nın bu İHA'larıyla ilgili özel bir vurgu da yaptı Zelenski. Yani onun makinelerin oradaki üretimini genişleteceğini ifade etti. Hani tabii İHA'lardan bahsediyor ama İHA, SİHA filan tabii bunlar çok kolay dönüştürülebilir hikayeler. Bunlar Rusya'nın pek hoşuna gitmeyen olaylar. 2 milyon turistin üzerine özellikle özel bir vurgu yaptı. Yani Ukrayna'dan gerçekten geçen sene Ukraynalılar ve Ruslar geldi büyük ölçüde Türkiye'ye. Neredeyse turistin %80'i bu iki ülkeden gelmiş oldu. 2 milyon büyük bir rakam. Ama öbür tarafta Rusya'nın da işte 7-8 milyon turist gönderdiğini biliyoruz Türkiye'ye. Yani geldiğini oradan biliyoruz. Türkiye açısından da dengeleri gözeterek bu ticareti geliştirmek her iki ülkeyle önem kazanıyor. Ukrayna ile bu adımın atılması şimdi önemli. Evet. Hani belki önümüzdeki süreçte ne zaman gelir ne zaman gider tam bilmiyoruz ama Putin'le olan Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın görüşmeleriyle Putin-Erdoğan görüşmelerinde de bu konular mutlaka gündeme gelecektir. Türkiye açısından belki Rusya ile ekonomik ilişkileri de arttırmak daha da imkanlı hale gelecek. Öyle bir noktada da her iki ülkeyle çok güçlü çünkü biraz önce şimdi 10 milyarlar deyince 100-110 milyar milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan bir ülkenin toplam ticaretinde %10 pay demek bu. Yani bu büyük bir rakam. Rusya'yla da bu ticaretin gelişmesi işte o Türkiye'nin burada oynamak istediği daha barışçı, dengeyi bulan, ara bulucu rolünü de güçlendirecek konular.
diye bakıyorum. Yani jeopolitik etkilerin biraz daha hızlandırdığı, ekonomik tarafı da güçlendirecek bir süreci yaşıyoruz. Ben öyle değerlendiriyorum. Evet, doğru. Çok doğru. Mustafa Bey, yani biliyorum bir zaman belirtmek çok zor ama hani ne zaman çözülmüş olur, hani bir noktaya varmış olur. Şimdi bu şeyde olimpiyatlardan sonra zaten Putin geleceğini söylemişti. Onun öncesinde tabii Ukrayna ziyareti önemliydi. O ziyaret sağlandı. Artık bundan sonrası takvimlendirmeye bağlı. Yani bu ay içerisinde bu takvimin çıkacağını ben düşünüyorum. Yani bu ay içerisinde olacaktır bu görüşme. Dolayısıyla hani burada çok birbirini etkileyen şeyler var. Yani Rusya'nın pozisyonunu etkileyen şeylerin başında Türkiye'nin direnci ve başarısı var mesela Suriye'de. Hı hı. Çünkü daha önce Amerika ne diyecek, Türkiye ne yapacak diye bakıyordu. Şimdi öyle bakmıyor. Şimdi Türkiye ne yapacak diye bakıyor. Hatta bazen de Türkiye ne yapacak, Amerika ne diyecek diye bakıyor. O yüzden Türkiye'yi kazanmak için de çaba gösteriyor Putin. Rusya. Bu da doğru, çünkü biz ne kadar hani coğrafyamızın getirdiği bir takım şeyleri, zorlukları aşmak ve onları avantaja çevirmek zorundaysak, eğer bunu yapamazsak, mücadelede enerji kaybedeceksek, Rusya da aynı şekilde. O da aynı zorluklarla karşı karşıya yani. O da onları fırsata çevirmek için bir değer yaratabilir yahut o maliyet üretir ona. Ya bedel öder ya değer yaratır. Şimdi biz de aynı durumdayız. Biz de bir sürü şey için bedel ödemek yerine buradan değer üretmeye çalışıyoruz. Biz Rusya'yla bu ticarete, Ukrayna'yla bu turizm işbirliğine hemen gelmedik ki. 90'lardan sonra açıldı, etti vesaire filan. Biz 10 yıl sonra yavaş yavaş başladık. Bu 10 yıl kaybettik yani. Bir ilişki kuramadık doğru düzgün. Bir servis veremedik doğru düzgün. Ama ondan sonra oturmaya başladı. 2 milyon Ukrayna için önemli bir rakam. Çünkü nüfus zaten içeride 30 milyon ya kalmış ya kalmamış. Evet. Yani Ukrayna nüfusu 45 milyon üstünde gibi görünür de o nüfus orada yaşamıyor. O nüfus Avrupa'da yaşıyor. Kiev'de ev kiraları en ucuz 1500 euro. 1500 euro. Almanya'daki gibi, neredeyse Berlin'deki gibi yani. Ki Berlin'de kenar mahalle bulabiliyorsunuz bir şekilde. Burada onu bulmanız da zor yani. Peki hangi koşullarda sağlanacak bu barış? Yani işte çıkıp diyecekler ki, işte örnek vermiş, tamam Ukrayna'yı almıyoruz NATO'ya. İşte Rusya'da diyecek ki, şimdi tamam şöyle, ben çekiyorum askerlerini. Ne olunca? Sonuçta iki ülkenin silahlı güçleri bir defa sözüm ona karşı karşıya değil zaten. Bölgede silahlı gruplar özellik istiyorlar. Kendileri cumhuriyet ilan etmiş. Bu bölücülüğe dünyanın izin vermemesi gerekiyor. Yoksa öyle bir sirayet eder ve Rusya bunu öyle bir kullanır ki, kendi yarattığı gerekçeyi, bahaneyi çok güzel kullanır. Tüm Avrupa şimdi buna izin, tabii buna izin vermemesi gerekiyor dünyanın. Buna burada Putin'in geri adım atması gerekiyor. Burada bir özellikten geri adım atması. Neden? Çünkü bu bölgeye Ukrayna'nın güvenlik güçleri giremiyor. Oradaki bir cinayete savcısı müdahale edemiyor. Şimdi kontrolünüz olmayan bir yeri, bir yer üzerinden bir uzlaşmaya varamazsınız. Şimdi çatışmaların durması, diğer görüşmelerin devam etmesi. Şimdi bunlar yapılmıştı zaten. Bu görüşmelerle ateşkes ilan edildi. Bir mekanizma kurulmuştu. O mekanizmanın devamıdır. İlk yapılacak şey budur. Yoksa şunu söylediğinizde de sonucu alamazsınız. Efendim oradan işte Rusya askerlerini çeksin. Kılık değiştirmiş askerlerini, yok öyle bir adam diyor Rusya'da şimdi. Evet, olmayan bir şeyi ediyorum. Nereden çekeceğim? Evet. Şimdi yapmaz da bunu. Efendim milisler silahları bıraksın, bırakmazlar. Evet. Bu buraya gelmez ama bir çatışma ortamı da ortadan kalkabilir. Rusya'nın eğer benim vatandaşlarıma buradan sen müdahale edersen ben de gelir onları korurum demesini gerektirecek bir durum ortadan kalkar. Zaten mesele bu. Yoksa tanklar Kiev'e falan gelecek değil, Rus tankları yani. Tamam. Gerçi şey koymuş Ukraynalılar, demin bahsettiğim savaş müzesinin önüne Ukrayna bayrağının sarı mavi renklerine boyanmış bir tankı. Rus tanklarını sembolize eden iki tankın önüne getirip onları durdurmuş. Şimdi oradan bir mesaj veriyor ama bu iş öyle fotoğrafik mesajlarla olmuyor. O yüzden Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'nın
her ikisinde belki Türkiye'de, evet, belki Antalya'da buluşturulması şahane olur. Peki, müzik geldi, süren bitti. Mustafa Kartoğlu, Hakan Güldağ, Tonguç Erbaş'ın konuklarımda. Teşekkür ediyorum tüm konuklarıma. Keyifli bir sohbette noktalayalım. Burada Analiz Sentezi 12.35'te Reel Ekonomi'de buluşalım.